25 Haziran sabahından günaydın. Ondan 12'ye başlıyor. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. TV100 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün biraz Merkez Bankası'nın çok da sürpriz olmayacak faiz kararını konuşacağız. Ama vaka sayımız artıyor. Yurt dışında neler oluyor? Baro yasası ile ilgili hazırlıklar, trafik hızlanmış durumda. Dünyada korona sonrası dinamikler değişmeye başladı. Enteresan gösteriler görüyoruz. Mesela Rusya'nın dünkü büyük kutlaması, Amerika'dan, Trump'tan, Almanya'dan asker çekiyoruz açıklaması. Bütün bunların hepsini masaya yatıracağız sevgili Ahmet Kasman Hocam. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ayağınıza sağlık. Sevgili İrem Çiçek bizimle birlikte. Günaydın. Ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi sevgili Murat Salman. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Faizi birazdan sevgili Nazlı'yla da konuşacağız. Hep beraber masaya yatıracağız ama birazcık şey görüyorum ben. Dünyada da bizde de vaka sayısını belli bir seviyenin altına çekememe ve bunun ekonomiye yansımaları, Murat galiba senin de bir tweetlerin var, bazı şeyler var. Dünya ekonomisi üzerindeki veriler var. Onlar ne kadar şeyli sence? Yani bir iki cümle alayım sonra haber turumuza geçeyim. Yani tabii şimdi ekonomilerin açılmasıyla birlikte. Yani aslında çok kötümser değil ama tabii vaka artışlarında yani bunun daha sonra ekonomiye de etkisi olacağı için bir tedirginlik var. Ya bu ikinci dalga değil bence. Ya bu birinci dalganı ben bir buçuk dalga diyorum. Ya yani bir ile ikinin arasında olan bir süreç. Tabii bundan sonra ne olacağını insanlar merak ediyor. Özellikle bir Kore'de ya da Çin'de çıkması, çünkü orası sonuçta tamamen hallolmuştu diye bakılıyordu. Evet. Amerika'da vaka sayısının artması dünyanın en büyük ekonomisinde tabii tedirginlik yaratıyor. Peki, hızlıca bir haber turuyla başlayalım. Sayın Bakan'ın açıklamaları, sınava doğru gördüklerimiz, hepsine bir bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakaları ile ilgili yeni rakamları açıkladı. Vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Bugünkü vaka sayısı 1492. Düne göre bir artış olduğunu görüyoruz. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5025'e yükseldi. Bugünkü vefat sayımız, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 24. Düne göre biraz daha düşüş olduğunu görmüş oluyoruz. Bakan Koca 23 Haziran koronavirüs tablosundaki diğer rakamları da tek tek açıkladı. Bugün iyileşen vaka sayımız 1386. Yoğun bakımda olan hasta sayımız 914. Toplam entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayımız ise 356, dünün biraz altında. Bugün test sayımız düne göre daha bir artış içinde 53.486. Tıbbi mücadele başarıyla devam ediyor. Şimdi koronayla mücadelenin bir başka ayağı devreye giriyor. Tamam, 2 hafta sürede evde kalacağınızı teyit edecek, imzalayacağınız bir form vereceğiz taburculuk sırasında. Tamam. Oldu mu? Hiçbir şekilde dışarıya çıkmak yok. 2 hafta karantina, evde devam edeceğim. Toplum Bilimleri Kurulu sahaya iniyor. Üst üste toplantılar gerçekleştiren kurul, koronanın psikolojik ve sosyolojik etkileri üstüne çalışacak. Öncelikle toplumda koronavirüs algısı ölçülecek. Kurallara uymayanlara yönelik çalışmalar yapılacak. Kısıtlamaların toplumda yarattığı baskı ve sıkıntılar dikkate alınacak. Halkın koronaya karşı yanlış yönlendirilmesine müsaade edilmeyecek. Bilgi kirliliğinin önüne geçilecek. Bunun için bir de iletişim birimi kurulacak. Toplum Bilimleri Kurulu komplocularla da savaşacak. Koronanın bir komplo teorisi olmadığı anlatılacak. Her yaş grubuna farklı argümanlarla yaklaşılacak. Türkiye'nin demografik yapısı dikkate alınacak. Yerel unsurlardan yola çıkılarak bölgelere göre mesajlar hazırlanacak. Kontrollü sosyal hayatta birlikte tedbirler unutuldu, uyarılar kulak arkası edildi. Bu gevşeklik rakamlara olumsuz yansıdı. Korona vakalarında bir anda artış yaşandı. Günlük 1500'lere çıkıldı. 23 Haziran'da yoğun bakımdaki hasta sayısı son bir aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaştı, 893 kişiye çıktı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara,
Geçtiğimiz günlerde vaka sayımızın 1500'ün üstüne çıkmasının yansımasını yeni görüyoruz dedi, taziye ve kutlamalara dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde vaka sayımızın 1500'ün üstüne çıkmasının yansımasını yeni görüyoruz. Artışın bir diğer nedeni de yaş kısıtlamasının kaldırılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bazı Anadolu kentlerinde gelenek ve göreneklerin de etkisiyle bir miktar artışlar yaşanıyor. Taziye ve kutlamalar vaka artışına neden oluyor. Geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavı YKS'de ter dökecek. Sınavda koronavirüse karşı alınan tedbirler üst seviyede tutulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okul girişlerini işaret etti. Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz dedi. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yetişkin yaşlardaki siz gençlerin girdiği bu sınavda yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Yine de gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz. Gözümüz büyük ölçüde hafta sonu sınav meselesinde olacak. Aileler biraz tedirgin ama gerekli tedbirlerin alındığını umuyoruz. Hızlı birkaç tane vakalarla ilgili bilgi var. Onları bir paylaşayım isterim. Onun ekonomi etkisiyle de ilgili dijital notlarımız var. Bir tanesi Bengü Hoca'dan, Bengü Başar, yayınımıza da konuk ettiğimiz. YKS sınavı önce sınıf ve okulu görmek isteyen öğrencilerin okul kapısına içeri girmeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca yasaklanmalı. Şimdi hoca diyor ki ya yasak olsun dedik ama bunu kastetmemiştik. Okullarını görmek isteyen çocuklar var anladığımız kadarıyla. Onların içeriye girmesine belki sağlık, hijyen nedeniyle izin verilmiyor olabilir. Ama belki de buna bir formül bulunmalı. Çünkü çocuklar hangi sıralarda okuyacaklarını, en azından oturacaklarını veya salonlarını görme hakları olsa gerek. Çünkü okul yok, bir şey yok yani, tatil orası. İkinci serimiz Şırnak ve Cizre'den. Çünkü bütün dünden beri orada bir şey patlaması var. Yani Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Ünlü Medyascope'un haberi. Hastanelerde yatacak yer kalmadı diyor. 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilsin demiş Medyascope'a. Cizre'de son durum, bir haritasını da göstereceğim. Bunu da gerçek gündemden aldım. CHP'li ilçe başkanları acil yardım eli uzatılmalı diyor. Muhtemelen yoğun bakım kapasitesinin çok üzerinde vakası var Cizre'nin. Şırnak'a yolluyor, oradakiler de yetmiyor olabilir. Gerekirse Şırnak Valiliği hakikaten kendi başına bu kararı alabilir. Benim gördüğüm kadarıyla, bakın da söylediği o, yani il hıfzı sağlar bu kararı alabilir diyor. Cizre'de durum dediğimiz gibi tedirginlik verici. O, yani yoğun bakımda bir 900'lere çıkış gördük ya Sayın Bakan'ın açıklamalarından. Benim anladığım o 900'ün mesela muhtemelen 150'si 200'ü Şırnak Cizre o hattan geliyor olabilir, bazı veriler onu gösteriyor. Ekonomi konusundaki bir notumuzda sevgili Ato Özkaya'nın attığı tweetlerden, eğer hazırsa onu da rica edeyim yönetmenimden, iki tane uyarısı vardı. Geçen hafta Cuma günü burada konuşmuştuk. Diyor ki 19 Haziran tarihinde bizim konuğumuz olduğunda söylediğim gibi finansal piyasalar tıp dünyasından gelen gerçek haberi değil, kendi algısını fiyatlıyor. Federal Reserve de bu fiyatlamada volatilite artışına zemin hazırlıyor demiş. Bunu da yorumlar mısın bilmiyorum, muhtemelen. Bir sonraki açıklamasında da günlük vaka sayısı 1000-1500 arasında asılı kaldı. Eğer önlem şekli ve şiddeti değişmezse yaz aylarını ekonomimizin 3. çeyreği için potansiyel tehdit, tehlike ile geçireceğiz diyor. Kötümser olmayan mı? Gerçekçi olmanın zamanıdır. Yani hani bu Haziran ayında da 1500'lerde, 1000'lerde gezersek. Hocam siz mi yorumlamak istersiniz? Murat mı başlasın? İrem, hanginiz hocam, isterse? Önce. Yani burada defaten konuştuk aslında neye geçtiğimiz. Biz ilan edilmemiş bir sürü bağışıklığı sistemine geçmiş vaziyetteyiz. Uzun lafın kısası, ben Allah korusun çok vahim manzaralar görmediğimiz müddetçe, kamuoyunun büyük baskısı olmadığı sürece bir daha bu önüm geçtiğimiz dönemde yaşadığımız türde
kapanmaları önümüzdeki dönem yaşamayacağımızı, çünkü Türkiye ekonomisinin bunu kaldıramayacağının herkes tarafından tanınan bir gerçeklik olduğunu, soğuk, acı, sıkıntılı bir gerçeklik olduğunu, siyasetin bunun riskini alamayacağını, hele bugünkü koşullarda bütün tartışmaların ne şekilde şekillendiğine bakıldığı zaman hiç alamayacağını, almak istemeyeceğini ve bugünkü gene koşullarda Şırnak özelinde olduğunu zannettiğimiz şey, biraz evvel söylediğin türde bir takım gelişmelerin bütün Türkiye çapında olmasının kaçınılmaz olduğunu, çünkü Türkiye'de sağlık sisteminin nasıl yapılandığını bilmek lazım. Doğru, bu iş için. Yani onu anlatmıştım zannediyorum. 100 bin kişiye düşen hasta yatağı bakımından biz dünyanın en iyi ülkelerinden falan biri değiliz yani. Onu öyle bir hani kocaman bir paket diye anlatmak güzel duyuluyor. Biz de gurur duyuyoruz, ne güzel falan, ama yani onun gerçeklik karşılığının ne olup ne olmadığı meselesi diye bir sorunumuz olmaya da devam ediyor. Ama Türkiye yoğun bakım yatağı bakımından müthiş bir yerde. Evet. Yani bu bir gerçek. İyi de bu neden böyle? Çünkü Türkiye'de yoğun bakım yatakları özel sağlık sistemi açısından devletten hastanın parasını almanın en kolay yöntemi. Ön kapıdan girersen sorumluluğun sana ait. Acil kapısından girersen devlet ödüyor. Şimdi bu yüzden de özel sağlık yatırımlarında yoğun bakım yatağı meselesi ön planda bir mesele. Yani bir fizibilite yaparken bunu böyle tık 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 koyduğunuzda orayı ne kadar arttırır ve doldurabilirseniz o kadar iyi idi. Şimdi bu sağlık sırasında Allah'a şükür işimize yaradı. Güzel, ama burada gene yapısal bir mesele var. Biz bir yapısal düşünmeyi öğrenmemiz lazım bizim. Yapısal bir mesele var gene. Yapısal mesele şu: bu sağlık yatırımlarının yoğunluğu Şırnak'ta değil açık ki. Keşke olsa. Nerede? Türkiye'de her şeyin yoğunluğu nerede? Büyük şehirlerde. Onu da geçelim. Bir tane büyük şehir. İstanbul. İstanbul'da. Şimdi İstanbul'daydı zaten bizim korona meselemizin ağırlığı. İşte İstanbul'dan abim gelince köyde herkes korona oluyordu. Yani bu hikayenin dinamiği buydu. Şimdi İstanbul dolayısıyla bu tür mevzuları kaldırmak noktasında daha hazırlıklı bir kent. Gene Murat'ın, sevgili Murat Sağman'ın oturduğu yerde otururken söylediğim, hatırladığım bir şey bu. Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz ama gündem aynı. O nedenle zorunda kaldığımızdan. Yani bu tür bir manzarada şimdi sınav 1 bitti LGS. Sınav 2 YKS. Ondan sonra hani biraz işte işi yumuşatalım diye söylüyorum. Espri olsun. İşte bu Homo Istanbulicus göçmeye başlar. Yavrularını da yanına alır ve sıcak iklimlere doğru göçer. Tamam mı? İstanbul insanı. Ki başladı yani. Evet. Daha da devam edecek. İstanbul insanı ve o göçmeyle beraber bu sağlık sisteminin işba noktasına ilişkin çizgi aşağı doğru İstanbul'a göre çizilmek durumunda olan, yani daha az yoğun bakım yatağı, daha az hastane yatağı olan yerlerde vaka sayıları artmaya başlar. Protokollerin, yani ölüm rakamlarının azlığından inşallah şunu anlıyorum. Şu an uygulanan protokoller daha etkili gidiyor. Onu bir de tabii genel ölüm vaka sayısıyla kıyaslamak lazım. Çünkü orada da naif olmamak gerek. Korona testleri pozitif çıkmayabiliyor. Çıkmadığı zaman buradan kaynaklanan ölümler de korona kaynaklı ölüm hanesine yazılmıyor. Ve nedense biraz fazla merkeziyetçiyiz bu testlerin uygulanması işinde falan da. Hadi onları da peki öyledir diyelim. Ama bugünkü bu rakamlar, bugünkü bu pozitiflik oranları falan, ki onlar da yukarıya doğru bir eğilim gösteriyorlar. Üzerinden meseleyi okuduğumuz zaman bu göçün yaratacağı yaygınlaşmanın sıkıntılı olacağı, ama ölümler az olduğu ve yoğun bakım rakamları az olduğu müddetçe de bu işin tolere edilebilir olduğunun değerlendirileceği açıktır. Şimdi bu hem kamu hukukunun hem siyaset biliminin bir konusu ve onlara bağlı bir teşhis.
şunu da söylemek durumundayım. Şimdi manzara böyle olduğu zaman kamu idaresi bakımından elbette yani vatandaşların sağlığı ve güvenliği ile ilgili standart kaygılar kamu idaresinde vardır, siyasette vardır falan, onları sorgulamıyorum dahi, ama bu kapanma meselesine geldiği zaman bilmiyorum, uzmanı da burada ne söyler İrem Hanım, ama hani bir siyasi otorite açısından, bu Patagonya'da da olabilir, İzlanda'da da olabilir, fark etmez. 500 kişi sokakta biz işsiziz diye camekanları kırıp bir sosyal olay sonunda eğer ortaya bir hengame çıkacak diye bir alternatif koysalar bu tarafa, bu tarafa da aynı 500 kişi yatağında ölecek diye bir alternatif koysalar, böyle bir seçim yok zaten kamu otoritesi bakımından. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı için aslında bu biraz yani sinik ifade veya sloganlaşmaya başladı artık. Kendi karantinanızı kendiniz uygulayın meselesi. Vallahi ben hani şu lafları sevmiyorum. Buradan bütün Türkiye'ye mesaj vereyim falan. Ama hani şuradan şunu söylemiş olayım en azından. Bir dedim ya, biz kamu yayıncılığı yapmıyoruz ama kamu sorumluluğu taşıyor burada konuşmak. Dolayısıyla o kamu sorumluluğunu yerine getirmek bakımından şunu söylüyorum. Vallahi yani kendi başınıza gelirse o kendi başınıza geldiği zaman risk %100. Dolayısıyla kendi karantinanızı uygulayıp uygulamamak noktasındaki sorumluluğun ve bunun sonuçlarına katlanma meselesinin kendinizin üzerinde olduğunu ister istemez kabul edip buna bu biçimde davranmak lazım. Ve ben ne yazık ki bütün bunlar manzaranın çerçevesini, yapısını, işte sağlık sistemini ve vesairesini bağlarken bizim bu kendi karantinamız konusunda da hiçbir şekilde gereğince özenli olmadığımızı görüyorum. Yani bütün maskeler bıyık seviyesinde, ondan sonra insanlar birbirlerine buz gibi yaklaşıyorlar. Gene o fazla yaklaşanlara biraz uzak dur dediğin zaman, hani delikanlıya uzak dur mu denir türünde bakışlar başlamış vaziyette. Ve bütün bu şeylere baktığım zaman, indikatörlere baktığım zaman da ben Sağlık Bakanı'nın yüzünden de anlıyorum. Sıkıntı duyuyor, haklı. O sıkıntılı suratı daha görürüz gibime ne yazık ki geliyor. Bununla ilgili şeyi ekleyebilirim ben de, adliyelerin durumuna. Evet. Ha, orası bir felaket. Şimdi geçen hafta adliyeler açıldı. Ondan sonra gittim, sakindi ama sabahları anladığım kadar şey değil. Zaten ilk gün o görüntü inanılmazdı yani. O ilk günkü görüntü aslında hala var. Şu hala devam mı? Var. Giriş katı, adliyenin giriş katı icralar. İcralarla o günden bugüne kadar devam eden, süre gelen ve ne zaman hangi saatte giderseniz gidin aynı kalabalığı bulabileceğiniz bir durum var. Bunun sebebi şu an icra dairelerini ve oradaki memurları korumuş durumdalar. Yani ben ilk günden beri orada canlı çekim yapıyorum adliyede. Durumu gösterebilmek ve buna bir şeyle, adalet şeritle bak- değil mi? Arkada onlar odadalar, sen evet, dışarıdasın. Hemen anlatacağım. Adalet Bakanlığı da bu yönde bir önlem alsın. Yoksa bu alışveriş merkezi şeklinde planlanan ve camları bile doğru düzgün açılamayan adliyelerde, evet, büyük vakaların olma olasılığı yüksek. Çünkü binlerce insan gidip geliyor hiç aralıksız ve temizlemek mümkün değil alanı. İcra dairelerinde şunu yaptılar. İlk başta değil ama bir üç gün sonra daireyi camla kapadılar. Ancak bu böyle bir bankadaki sıralama gibi bir dijital şey alıp sıra alıp bekleme kuyruğu yaptılar. Fakat tek tek almaları, dolayısıyla insanların icra dairelerinde biz ne yapardık? İşte merdivenleri dayar avukatlar, gider o dosyaları oralardan alır, kendi işlemini bir şekilde yapmaya çalışır, sonra da orayı terk eder. Şimdi herkesi tek tek aldıkları için numarayla orada inanılmaz bir yığılma var. İcra daireleri korundu ama oraya gelen vatandaş, onu takip etmesi gereken avukat hiçbir şekilde korunabilmiş değil. Ve hiçbir şekilde o bir metrelik, her ne kadar yerlere konulmuş olsa da bunun uygulanma şansı yok. Çok o kalabalıkta. Dijital ortamda daha randevu falan çözmez mi? Aslında çözer, şöyle çözer. Dijital ortam randevusuna da gerek yok. Bizde UYAP diye bir sistem, evet, var. Elektronik imza ile her türlü işlemi yapabildiğimiz. Eğer icra daireleri geçmişte olduğunun aksine bugün UYAP'tan bizim başvurularımızı doğru şekilde hemen alır ve işleme koyarsa, çünkü bunu yapmıyordu, işi çok yoğun olduğu için orada, ama şimdi öyle değil, daha sakin, hemen başvurularımızı alırsa ve
tüm kalemler, taraflar ve avukatlar telefon açtığında telefonda onlara cevap verebilirlerse, çünkü çok basit işlemler için bile insan adliyeye gitmek zorunda kalıyor. Telefona cevap verilmediği için, ki halen daha cevap verilmiyor. Evet, telefon meselesi çok sorunlu ya. Efendim? Telefon konusu çok sorunlu. Çok hiç sorunlu. Yani adli açtıkları telefonlar hiçbir şekilde alınmadığını düşünüyorlar. Doğru. Devlet dairelerine genel bir sorun bu ama şu an çok olağanüstü bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunun derhal en kısa zamanda alınacak tedbirlerle, ki hukuk davalarında dijital duruşmaya geçilmesi yönünde bir takım adımlar atıldı. En azından hukuk davalarında buna ben de katılıyorum, ama cezalarda ve tanık dinlenmelerini bunu istisna tutarak. Çünkü hukuk davalarının bazılarını biz sadece duruşuruz. Yani şöyle deriz, gideriz oraya, karşılıklı duruşmak için orada yer alırız. Dilekçemizi tekrar ederiz, bilirkişi raporunun gelmesini bekleyelim. Bu kadar. Bunu söylemek için oraya gider avukat, orada bir saat beklerken de duruşma sırasının gelmesini. Dolayısıyla bunların hepsine derhal hızlıca çözüm bulunabilecekken, çünkü öyle bir alt yapı var. Zaten SEGBİS'le çok sayıda tanığın ifadeleri alınıyor. Dolayısıyla bu tarz adımların daha süratli atılması lazım. Fakat 1 Haziran'dan beri adliyelerde hiçbir değişme yok. Ki doktorlar, düşünün, biz sadece o küçücük maskeleri takınca, ki gençlerin çoğunun takmadığını ben de görüyorum. Onlara da kızamıyorum da bir yandan. Yani çok zor bir hayat bu sıcakta. Çok zor. Ama o maskeyi biz taktığımızda nasıl rahatsız oluyoruz? Doktorlar yani öyle garip ki, o kıyafetin içinde nasıl durabiliyor? Tüm gün ne yapıyor onunla? Yani büyük eziyet. Dolayısıyla herkes en önce elini vicdanına koyacak. Ve en azından Türk doktorları için birazcık daha temkinli olmaya çalışacak. Hakikaten. Adalet Bakanlığı da gerekli tedbirleri umarım alır. Olsun. Çünkü var, alınması gereken, dediğim gibi bu tarz tedbirler var. Telefonlar açılır. UYAP doğru işletilir icra dairleri tarafından. Yine sadece hukuk davalarının tanıkların dinlenmediği duruşmalar ve boşanma gibi bir takım davalar dışında duruşma yapılmaz, şeyden daha doğrusu telekonferans yoluyla duruşmalar yapılır. Bu hem geleceğe bir adımdır, doğru bir adımdır, ama tabii bazı avukat meslektaşlarım bunun doğru olmadığını da söylüyor. Ama ben cezalar dışında ve tanıkların dinlendiği ve bazı istisnai haller dışında bu tarz sadece duruşmak için gittiğiniz 5 dakika bile sürmeyen davaların çok rahat yapılabileceğini ve süratli bir şekilde ilerlenebileceğini düşünüyorum. Ben Ahmet Hoca'nın söylediği bir iki ekleme yapacağım. Ben de ekonominin artık kapanacağını ben de düşünmüyorum. Yani çok olağanüstü bir şey olması lazım. Çünkü kaldırmaz ekonomi. Yani yaşadığımız çok travmatik 3 ay arz şoku, talep şoku, tedarik zincirinin kırılması bir daha kaldırmaz ekonomi. Ekonomiler kapanmadan zaten eğer bu ikinci dalga gelirse zaten talep kendi kendiliğinden düşecek. Arz tamamen kendi kendiliğinden olacaktır ve ekonomilere hasar çok ciddi olacaktır. Bir şey söyleyeyim miyim Murat? Kusura bakma, lafını kestim. Şöyle düşünüyorum. Bütün yani son 20 yılın iktisat literatürüne ve karar alma literatürüne baktığım zaman, ikinci kez ekonomi kapanırsa muhtemelen tüketicinin vereceği tepki de, sermayenin vereceği tepki de daha birinciye göre de daha şiddetli olacaktır. Ve fakat aslında bu yanlış olacak. Yani o sonuncu kapanma da olsa o tepki bir overshoot edecek, ileri abartılı gidecek diye düşünüyorum. O onu daha da katlanılmaz kılabilir, değil mi? Ya şimdi şöyle, aslında ya İspanyol gribi bence incelemeye çalışıyoruz. Yani o bir gösterge. Şimdi orada birinci dalgada, hani ikinci dalga birinci dalgadan çok daha kötü oluyor. Ya yani 3 katı kadar insan ölüyor ikinci dalgada. Fakat orada birinci dalga bittikten sonra virüsün bittiğini zannediyorlar. Ve hazırlıksız yakalanıyorlar. Şimdi bu döneme baktığımızda daha çok hazırlık olduğunu görüyoruz. Yani bir ikinci dalga korkusu var burada. O dönemde olmamış o kadar. Ama şöyle bir şey de oldu. Yani 1 Haziran'da Türkiye ekonomisinde işte açılmalar başlayınca şöyle mi yanlış anlaşıldı? Yani virüs bitti, tekrar açıldık. Böyle bir algı oluştu sanki. Yani aslında virüs bitmedi ama ekonomi bitecekti. Açılmasaydı 1 Haziran'da. Amerika'da aynı şeyler oldu. Avrupa'da da aynı şeyler oldu. Fakat Avrupa'da vakaların daha az gelmesinin sebebi bence vatandaşların davranışları. Ben çok yakından takip ediyorum Avrupa'yı. Yani orada kendi kendine o karantina, dikkat et, çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz.
Burada daha fazla açıldık. Daha işte adliyede yaşadık. Yani işte bu işte gördünüz halaylar, işte toplanmalar falan. Yani şimdi bu görüntülerin... Düğün sezonu da açıldı artık. Düğün sezonu işte 1 Temmuz'da açılacak ama farklı bir yöntem olacakmış. Yani bu burada görülen manzaraların Avrupa'da çok görülmediğini görüyoruz. Amerika'da zaten bu işte Floyd'un ölümünden sonra zaten... O çıkışın sebebi o mu? Bence çıkışlardan sebebi o. Çünkü çok her yerde toplanmalar oldu. Bu da bir sebep. Onun için uzun lafın kısası ekonomilerin artık kapanması gerçekten çok zor. Büyüme konusunda Twitter'e de bir yorum yapayım. Evet. Şimdi beklenti şu. İkinci çeyrek tarihin herhalde en kötü ikinci çeyreği yaşayacağız. Yani bütün ekonomiler çökecek. Ben Türkiye için en az -10 bekliyorum. Amerika, Avrupa. İkinci çeyrek çökecek ekonomiler. Üçüncü çeyrek bir yatay beklenti vardı. Son çeyrekte de toparlanma. Yani beklenti o. İkinci dalganın gelmesi sürece. Fakat şu gördüğümüz manzara bu sefer üçüncü çeyrek de devam etkilenebilir. Tabii üçüncü çeyrek de etkilenirse çok kötü bir yılla karşılaşacağız. Zaten bugün işte IMF şeyleri onu da tamamlayayım. IMF revizyon yaptı büyüme tahminlerinde. Avrupa için -10 bekliyor. Amerika için -8, dünya için -3 bekliyordu bir önceki raporunda, -4.9'a küçülmeye çekti. Bizim için -5'te -5 devam ediyor. Yani bunlar tabii ki daha revize olabilir. Ama bence şu anda şu gidişata bakmak istiyorlar. Emre Hoca bu rakamlar için gereksiz kötümserliyordu IMF için. Katılır mısın yoksa? Yani bence bu rakamların çok da... Ya anlamı var tabii de bence de kötümser. Evet. Demek ki onlar işi daha kötü gideceğini görüyorlar. Yani şuydu. Kontrolün yani olmadı. Son çeyrekle ikinci çeyrek birbirine denk düşecekti ve böylece ya o kadar, ama anladığım kadarıyla üçüncü çeyreği de iyi beklemiyorlar ve dördüncü çeyrekte o beklenen toparlanmanın geldi. Yani bu arada gelecek sene için hepsi olumlu. Yani 2021 için ya biraz da olumlu bir şey söyleyelim. Tabii, ya 2021 için bütün ekonomiler büyüyor. O baz etkisiyle zaten büyüme seni ama olur. Ama 2021'de bu aşı mı falan da gelecek herhalde. İlaç aşı. Geliyor. Hani o iş... Hayır, bir aşı gelse zaten o baz etkisiyle uçarsın tabii. Yani. Bence çözüm burada aşı. Yani çünkü bu virüs devam edecek. Yani bu bilim adamlarını okuyoruz, dinliyoruz. Biz ahkam kesmeyeceğiz burada ama bu konuda. Ama şunu görüyoruz. Hani ekonomiye de direkt etkisi olduğu için söylüyorum. Ya bu iş aşı. Ve aşıyla ancak bitebilir diye görüyoruz. Onun da herhalde süresi, hani hocam değil mi, son çeyrek ya da gelecek senenin başında gibi bir ihtimal var. Ben şeyi çok kıpsemiştim aşıyla ilgili. 2-3 gün önce işte bir anket yapılmış. Türk doktorlarının aşı bulacağına inanıyor musunuz anketi? Çok yüksek oranda evet inanıyoruz çıkmış. Ve bunu böyle milletvekilleri, bakın gördünüz mü Türk milleti bize güveniyor şeklinde bir açıklamayla vardı. Hani sanki biz aşıyı bulduk, hani tepsi sunduk. Keşke bu anket. Ama çalışmalar var ondan belki de. Evet, çalışmalar var ya şu yani anda. Yani anket biraz böyle konu olarak bana garip geldi. Hani şu an benim iyi konuşacağıma inanıyor musunuz demem gibi bir şey bu yani. Ya bir de hayır, aşıyı buluruz da aşıyı yaptırırlar mı ondan emin değiliz. O aşı karşıtlığı meselesi bir daha sert bir yangın şeklinde bütün dünyada devam ettiği için biz devam ederiz ama bir nazlıdan bakalım bu kritik günde piyasaların seyrini alalım hızlıca. Merkez Bankası'nın faiz kararı, para piyasaları kurulu toplantısı öncesi son durum, rakamlar, inişler, çıkışlar. Sevgili Nazlı Bolak karşımızda. Günaydın Nazlı. Günaydın Ahu. Evet, dün Borsa İstanbul'da çıkışlar görüldü. Bu hafta 116 binin üzerine çıkan BIST 100 endeksi dün günü %0,77 düşüşle 114.448 puandan tamamladı. 20.6 milyar lira işlem hacmi oldu dün Borsa İstanbul'da. Geçtiğimiz hafta 28 milyar liradan bahsediyorduk. Özellikle Türkcell'in hisselerinde iletişim endeksindeki artıştan bahsediyorduk. En çok kazandıran endeks ise dün spor endeksi oldu. Düşüşte inşaat endeksinde görüldü. Dün gelen haber akışlarının etkisini gördük Borsa İstanbul'da. Dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından biri MSCI Türkiye'yi geçmekte olan ülkeler endeksinden çıkarıp bir alt endekse, standalone yani ayrı kategorisine alabileceğini
uyardı. Uyarı açıklamasında açığa satış yasağının piyasaya erişimi olumsuz etkilediği belirtildi. Uluslararası fonlar MSCI endeksine bakarak yatırım kararlarını veriyor. Bu endeksteki değişim Türkiye'de borsada yabancı yatırımcının çekilmesine sebep olabilir. Morgan Stanley de konu hakkında notlarını paylaştı. Açığa satış yasağı kaldırılırsa bu pozitif bir unsur olabilir dendi. Bu haber akışının yatırımcı algısı üzerinde daha büyük bir etkisinin olabileceğini düşündüklerini de kaydettiler notlarında. Türkiye hisse senetlerinde açığa satış yasağının kaldırılması durumunda temel göstergelerin iyileştiği bu dönemde daha fazla yabancı hedge fon yatırımcısının piyasaya girebileceği de vurgulandı Morgan Stanley'nin konu hakkında belirttiği notunda. Dolar TL hafta başındaki yatay duruşunu sürdürüyor. Güne 6.85 ile başladı. Altın fiyatlarına baktığımız zaman altın ons fiyatı 1762 dolar. Gram altın 388 lira. Sürekli bununla ilgili soru geliyordu. Gram altın 390 lirayı ne zaman görür diye. Dün gördü gün içerisinde. Güne ise 388 lira ile başladı. Çeyrek altın 637 lira ile güne başladı. Tüm Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan altının ons fiyatındaki yükselmede yavaşlama olacağını düşündüğünü belirtti. Çünkü uzun vadede yükseliş görülürse bunun dünya ekonomisinin toparlanmayacağı anlamına gelebildiğini belirtti. Öte yandan da farklı bir bakış açısıyla da girelim konuya. Goldman Sachs'ın altının ons fiyatı ile ilgili 12 aylık beklentisi ise 1800 dolar. Son yapmış olduğu açıklamada Fed ABD'de enflasyon hedefinin aşılmasına izin verirse eğer o zaman altın ons fiyatının da 2000 dolara kadar yükselebileceğini kaydetmişti Goldman Sachs. Peki Brent petrole bakalım. Güne 39 dolar 98 sent ile başladı. Hafta başında 40 doların üzerinde hareket ediyordu. Tekrardan 40 doların altına indiğini belirtelim. Bir de bir önemli bir haberimiz var. Benzinin litre fiyatına da 12 kuruş zam geldi. Gözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında saat 2'de açıklanacak. Piyasada beklenti 25-50 bas puan indirim yapılacağı yönünde. En son Merkez Bankası 50 bas puan indirim yaparak faiz oranını %8,75'ten %8,25'e çekmişti. Şimdi beklenti %8 veya %7,75 olması yönünde. Yabancı ekonomistlerin beklentisi ise bugün Merkez Bankası'nın 50 bas puan indirim yapacağı şeklinde. Biraz önce altın ons fiyatının iyi ve kötü senaryoya göre değiştiğinden bahsettim. Uluslararası Para Fonu, biraz önce sevgili Murat Salman da içeride ondan bahsediyordu. Uluslararası Para Fonu, IMF büyüme beklentilerini açıkladı. Nisan ayındaki raporundan daha karamsar bir tablo görüldü bu seferki raporda. Ama zaten bunun böyle olacağını da geçtiğimiz haftalarda IMF belirtmişti. IMF'nin bu yıl için küresel büyüme tahmini %-3'den %-4,9'a yükseldi. Neredeyse %5'lik bir daralmadan bahsediyoruz. IMF küresel ekonominin pandeminin etkisinden dolayı daha fazla daralacağını öngörüyor. Önümüzdeki yıl içinse küresel ekonominin %5,4 büyüyeceğini öngördü. Önceki öngörüsü daha yüksekti, %5,8'di. Şimdi ise %5,4'lük bir öngörü var önümüzdeki sene büyümesi için küresel ekonomide. Türkiye için beklentisi ise bu yıl Türkiye'nin %-5 büyüyeceğini, yani %5 daralacağını, önümüzdeki yıl ise %5 büyüyeceğini öngörüyor. Türkiye büyüme verileriyle ilgili öngörülerinde bir değişikliğe gitmedi. Reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Nisan ayında virüs etkisiyle dip seviyeyi gören reel kesim güven endeksi Haziran'da toparlanmanın başladığına işaret etti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran'da %66 oldu. Önceki %62,6 idi. Oradan da artışı görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konu hakkında görüşünü paylaştı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacak olan inancımızı destekliyor dedi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından borsanın 2020 yılının kayıplarını geri kazanmasını da değerlendirdi. Albayrak yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'a artan yatırımcıya dikkat çekti. 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olduğunu söyledi. Borsa İstanbul'un TL'ye güvenen Türk varlıklarına inanan herkes kazanacak dedi.
İhracatla ilgili önemli bir haber var. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Türkiye İş Bankası ihracatçılara TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulması konusunda anlaştı. TİM Başkanı İsmail Gül ile İş Bankası ile yapılan 500 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla KOBİ'lerin finansmanının amaçlandığını belirtti. İhracatta önceki rekorlara ulaşılacağına da vurgu yaptı. Şimdi sıra günü sorusunda. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında beklentinin üzerinde bir faiz indirimi piyasayı nasıl etkiler? Faiz indikçe ürünlerin fiyatları artıyor. Enflasyonla faiz oranı arasındaki makasın açılması neyi gösterir? Hepsini Profesör Doktor Emre Akin'le saat 15.30 Parasal programında konuşacağız. Ağustos'u tekrardan size bırakıyorum. Hazır bulaklar hazırlar. Bulaklar hem de nasıl? Emre Hoca'yı kaptırdık. Evet, hazırlar. Nazlı bulaklar. Bulaklar. Enteresan bir şey söyledi Nazlı Bulak. Değil mi? Böyle faiz düşüyor ama fiyatlar artıyor. Aa. Yani acaba iktisat kitabının ilk bölümü doğru muymuş falan gibi ben de böyle. Bu heyecanla çılgın sorular bende de. Vallahi. Piyasa faiziyle aradaki farkı mı kapıyormuş yoksa fiyatlar? Emre Hoca'yı da analım o zaman. İktisattan çıkış belki evet, de. İktisattan Emre iktisattan çıktığı için bu soruyu cevaplayacak adamdır yani. Çok güzel. Tamam. Emre iktisattan çıktı. Çıktı evet. 15.30'da heyecanla bekleyeceğiz yorumlarınızı. Çok teşekkürler. Nazlı Bolaklar diyoruz artık sana. Evet. Devasa bir ekibi var biliyorsun. Arka tarafta Nazlı. Yani. Efendim? Ne, devasa bir ekibi var yani. Çılgın, var tabii canım. Çılgın çalışıyorlar. Dev bir kadrosu var Nazlı'nın. Ya duymayana söylesin. Şimdi buradan kolaydaysa şu borsa grafiğini bir sorayım. Sonra biraz hem turizmi konuşuruz hem işçi verimliliği. Gelmedi mi? Daha gelmedi. Peki attım dedi sevgili Elif. Yol geldiğinde söyleyeyim birazcık. Ama o zaman faiz kararı. Evet. 75 mi? Yani 75-25 mi? Yok yani şöyle 75 olmaz. Olmaz mı? Ya zaten şöyle ben de bir şey hazırladım. Yani bu hep soruyorlar çünkü. Reel faiz, negatif reel faiz, faiz ne olmalı? İşte bizim faizimiz çok mu düşük, enflasyon mu çok yüksek? Bizim sepetteki ülkelere göre bakınca bizim şu anda faizimiz enflasyona göre çok düşük. Yani negatif reel faiz dediğimiz, ben şeyle birleştireceğim, biraz sonra borsa grafiğini getireceksin. Geldi zaten. Bunun en büyük sebeplerinden biri faiz. Şimdi şu mavi çizgi yabancı çıkışı. Bu arada yabancı çıkışı %65'lerden %52'ye indi. Tarihte bu 2008'de yabancı sahipliği. Yani borsadaki yabancı sahipliği %63-64'lerden %52'ye indi. Bu arada 2007-2008 yıllarında bu %70'e kadar çıkmıştı. Yabancı oranı, sahip. Borsadaki oranı. Yerlilerin de bu sarı çizgiyle, turuncu nasıl çizgiyle görüyorsun ki %48'e çıktı şu anda oran ve tarihte en yüksek orana geldik. İşte yani yerli ve milli çok bir cümle ya şu aralar. Yani şu anda yarı yarıya oldu. En büyük sebeplerden biri bunun faizin çok düşük olması. Çünkü hani borsaya yatırım yapmanın 2-3 tane çok önemli kriteri vardır. İşte ekonomi büyüyecek. İşte şu anda küçülüyoruz ama büyüme beklentisi var. İşte şirket karlılıkları var. Şirket orada hani temettü veriyorsa, şirket kar edecekse şirkete yatırım yapıyorsun. Ama asıl belirleyicisi olan faizin düşük olması. Yani risksiz faiz ne kadar düşükse o kadar borsaya girme iştahınız artıyordur. Yani bugün faiz %20 ile borsaya yatırım yapmak başka, faiz %6 iken yatırım yapmak başka. Çünkü orada sizin vazgeçeceğiniz faiz %20 değil, %6. Onun için mesela bazı hisse senetlerinde bir günde sizin yıllık alacağınız faizi alıyor. Bugün net faiz, bugün baktığınızda stopaj düştükten sonra ayda 1/5'e geliyor, 0.50'ye geliyor. Yani şimdi 0.50 borsada çok büyük bir hareket değil. Şimdi ama daha cazip olması gerekmez mi senin söylediğine şimdi, göre borsa? Şimdi, hayır, düşük faiz olduğu için yani sizin mevduata yatıracağınız bugün rakam, İşte alacağınız net faiz %6-6,5. Daha önce bu oran bunun iki katıydı. Şimdi düşük faiz olduğu zaman alternatif getiri ne kadar düşükse bu sefer daha riskli varlıklara
girme iştahınız artıyor. Bakın son 3 ayda 300 bin hesap açıldı Türkiye'de. Dolayısıyla artmış aslında. 1.2 milyon hesaptan 1.5 milyon hesaba geçtik. Hı hı. Bu ciddi bir artış. Milletin ve kısa zaman arttı, iştah arttı. Yani, peki şimdi, yabancı üretimi, yatırımcı neden yabancı terk evet, ediyor? Şimdi yabancı şunu söylemek istiyor. Yılbaşından beri yabancı 11 milyar dolar Türkiye'den çıktı. Bunun yarısını hisse senedinden, yarısını tahvilden çıktı. Ama global gelişmekte olan ülkelerden baktığınızda bu rakam 90 milyarı buluyor. Yani sadece bizden çıkmadı. Her yerden çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tür global krizlerde, işte pandemi, 2008, işte Büyük Burhan, bu tür krizlerde daha çok gelişmekte olan ülkelerden hep para çıkışı olduğunu görüyorsunuz. Bu şudur. Kendi ülkenizde çok riskler artıyor durumda. Onun için diğer ülkelerde, daha riskli ülkelerde o parayı çekip kendi ülkenizi alıyorsunuz. Bu aslında global bir trend. Şimdi bugün faize gelirsek, bizim faizimiz çok düştü. Çünkü Merkez Bankası'nın asıl politikası fiyat istikrarıdır. Hocam da bilir. Şimdi Merkez Bankası son özellikle bir yıldır daha çok büyümeye odaklandı. Onun için faizi çok fazla düşürdü. Şimdi Merkez Bankası bugün şimdi karşılaştırıyoruz. Bizim 11.30 gibi enflasyonumuz var. Faizimiz 8.25. Arada yani 3.5-4 puan gibi çok ciddi bir negatif değer faiz var. Şimdi diğer ülkelere baktığımızda bize yakın olan tek ülke Hindistan. Bugün Hindistan'ın enflasyonu 5.8, faizi 4. Ya yani 2 puan negatif. Diğer bütün ülkeler, bizim sepetteki o ülkelerde baktığınız zaman işte Brezilya'da 2.4 enflasyon, faiz 3. Yani faiz enflasyonun üstünde. Güney Afrika'da aynı şekilde 4.1, 4.25. Mesela diğer ülkelere baktığınızda, Malezya'ya baktığınızda 2.7 enflasyon var, 4.5 politika faizi var. Ya yani bizim gibi olan sadece Hindistan var. İşte 2 puanda negatif reel faiz var. Merkez Bankası bugün ne yapar? Aslında bir şey yapmıyor. Yani artık kesmesi lazım yani ama işte dediğim gibi politika değiştiği için son bir yıldır artık 25 bas puan indirip bir şey ifade etmeyecek. Ya işte geçen. Ben de tweet attım dün artık Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini, ne olması gerektiğini değil, Merkez Bankası ne yapabileceğini düşünmeye, tahmin etmeye başlıyoruz. Şimdi 25 bas puan yapıp bence artık bunu durduracağını düşünüyorum. Niye bunu düşünüyorum? 7.4 Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini. Yani 7.4 bekliyor Merkez Bankası yıl sonuna kadar. Son yıllara baktığımızda hiçbiri tutmuyor zaten. Yani hep üstünde oluyor. Piyasa beklentisini söyleyeyim size 9.5. Arada 2 puan var. Yani piyasa 9.5 beklerken Merkez Bankası 7.5 bekliyor. Hadi diyelim Merkez Bankası bu sene tutturacak diyelim. Ben beklemiyorum. Ben enflasyonun çift hanede olacağını düşünüyorum. Bunun sebeplerini konuşuruz. Enflasyon tek hane olacağını düşünmüyorum. Hele 7.5 olacağını düşünmüyorum. 7.5 bile olsa enflasyon, faiz bugün 8.25. İndirdiniz 25 bas puan, yarım puan gibi bir reel faiz kalıyor. Ben demiyorum ki Türkiye'ye 3-5 puan reel faiz verelim ama en azından bir yarım puan, bir puan, bir ufak bir reel faiz olmalı. Yani tasarruf edenler enflasyona karşı ezilmemeli. Ayrıca siz çok düşük faiz verdiğiniz zaman bu sefer yabancı da çıkıyor. Yabancı çıkışına da neden olabiliyor. Onun için mutlaka az da olsa bir az da olsa bir reel faiz vermek gerekiyor. Faizi çok düşürdüğümüz için enflasyon da düşmüyor. Çünkü enflasyonun düşmesi için bizim sıkı para politika uygulamamız lazım. Maalesef son faiz düşünce enflasyon düşmüyor mu? Yani öyle bir teori var. Yeni bir teori. Hocam bilmiyorum siz o teoriye. Belki de siz o teoriye işte daha yakınsınız ama. Ben 100 yıl 50 yıllık bir ekonomi şeyden bahsediyorum. Peki ne zamandır böyle? Yani ne zamandır faiz düşünce enflasyon da düşmüyor? İşte yani şimdi enflasyonu faizi düşürdük ama enflasyon düşmedi. Şimdi faizi çok düşürürseniz iki türlü bir etkilenme var. Bir, faizi çok düşürdüğünüzde kur artıyor. Kur arttığı zaman onu soracak. Enflasyona bir geçişkenlik oluyor. Şimdi biz dışa da bağımlı olduğumuz için maliyet artışı olduğu zaman, kur çok arttığı zaman siz fiyatları bunu yansıtıyorsunuz. Bir de ikincisi, faiz çok düştüğü zaman, bugün yaşadığımız olayı da söyleyeyim. Faiz çok düştüğü zaman konut kredileri, evet, işte kampanya 133 bin başvuru olmuş, 101 bin kişiye kredi verilmiş. Çok düşük faizli olduğu için
çok düşük faiz olduğu zaman o zaman talep artışı oluyor. Tabii. Talep artışı da enflasyonu tetikliyor. Yani iki yerden. Onun için faizi çok düşük tuttuğumuz zaman bu enflasyonu düşürme ihtimalimiz çok düşük. Enflasyon düşmedikçe de diğer ekonomik temellerin de hallolmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. İrem Hanım çok şey böyle güzel, naif sorular soruyor. Bana da eğitici bir program oluyor. Çok naif sorular soruyor, çok güzel sorular soruyor. Ben şöyle anlatayım, Murat'ın anlattığını basitleştirmeme izin verirse. Roma hukuku gibi falan bunlar yani. O kadar zamandır var bunlar ama tersine kürek çektiğin zaman tabii her akıntıda bir akıntının şiddetine yani bağlı olarak. Yani her gelen aynı hatayı mı süre getiriyor o zaman? Yok, yapmaya devam ediyor. Ya bu tamamen yeni bir yaklaşım. Bu yeni bir yaklaşım. Tamamen yeni bir yaklaşım ve ben Murat'a başka bir şey soracağım. Peki böyle bir durumda kuru savunmanın manası var. Manası değil. Yolu nedir? Ya şimdi kuru şöyle normal, bir politik. Yani liberal ekonomi teorisi içerisinde kur savunabilir misin böyle ya, bir şey? Şimdi aslında şöyle bir işte bizim iktisatta dediğimiz bir imkansız üçlü vardır. Yani biz şimdi daha basit anlatacağım. Şimdi eğer sermaye açıksa bir ülkede giriş çıkışlar serbestse siz hem kuru hem faizi kontrol edemezsiniz. Şimdi biz faizi kontrol ediyoruz Merkez Bankası'yla. Fakat son dönemde son aylarda aynı zamanda kura bir destek atıldığını, bir kontrol mekanizmasına girdiğini görüyoruz. Yani kamu bankaların döviz satışı var burada. İşte Merkez Bankası son bir yılda çok önemli bir rezerv kaybetti. Yani rezerv harcadı. Şimdi şöyle bir hocam, şöyle bir düşünce var. Şimdi faizi çok düşük tuttuğumuz zaman kurun yükselme ihtimali var. Her zaman olduğu gibi. Şimdi faizi çok düşük tutalım, ekonomiyi büyütelim ama aynı zamanda kuru da yükseltmeyelim. Çünkü kur yükseldiği zaman bütün hesaplar bozuluyor. Yani bütün iktisat o teori bozuluyor. Çünkü kur yükseldiği zaman ne oluyor? Daha sonra enflasyon geleceği için faiz arttırmak zorunda kalacaksınız. Onun için biz son aylardır çok ciddi bir rezerv kaybına uğruyoruz. Çünkü aynı şekilde kur da savunuluyor burada. Yani buradaki ana seviye 7 seviyeleri. Yani 7'nin üzerine çok çıkılması istenmiyor. Bence 6,5'un 6 da artık çok kolay gözükmüyor. Çünkü ihracatçı orada hani rekabetçi bir alış istediğini 6,5'un 6 Türkiye için iyi de olmaz. İyi de olmaz. Yani 6,5-7 arasında tutulmaya çalışılıyor. Ama şurada biraz önce bahsettiğimiz çok da fazla faiz indirirsek yani bugün diyelim ki 50 yaptık. Ya da senin ağzından 75 çıktı ama 75 olmaz yani. Yıl sonuna kadar olabilir. Sürpriz yapar 75 yapar. 75 olmaz. Hayır yapamaz. Herkes 25 diyor. Yok yani. Ya 25 yapacak. Ben en fazla 50 yapar. Ama 50 de hani 50 bu tansiyon arttırır kurda. 50 kuru olumlu etkilemez. Bu sefer kuru savunmak için çok başka türlü işler başka yapmak gerekir. Başka türlü dediğiniz hocam rezerv. Başka çok başka fazla bir şey yok. Iş. Bir de kuru savunma. Başka bir savunma hocam sordu ya. Kamyo vergisi geldi. Yani döviz almak için %1 ödüyorsunuz artık. Demek ki liberal iktisat teorisi içerisinde bu problemin çözümü bulunamamış. Benim anladığım bu. Kuramsal konuşuyorum tabii yani. Yani şöyle hocam aslında şöyle çözülmüş. Yani siz faizi yanda kuru kontrol ediyoruz ya biraz. O zaman sermayeyle müdahaleler oluyor o zaman. Yani o kadar liberal olmuyorsunuz o zaman. İşte liberal yani bu bir yerde Emre, kısıtlamalar güzel, geliyor. Emre kulakları çınlasın Emre Aykin hocanın. Güzel söylüyor onu. Yani demek ki böyle bir onun böyle bir lafı var. Demek ki böyle karar verilmiş. Yani anladım. Evet, demek böyle. Ki böyle karar verilmiş. Peki yani. Birkaç tane haberimiz var sırayla geleceğiz ama önce bir esnek çalışma kalıcı mı oluyor? Çalışma hukuku, iş hayatı, kıdem meselesi biraz kenarda duracak gibi ama o haberimizi bir izleyelim. Sonra birkaç tane daha özellikle turizmle ilgili bazı yeni gelişmeler var. Tartışmaya devam edelim. Çalışma hayatına yönelik düzenlemede sona gelindi. Buna göre esnek çalışma modeli kalıcı hale gelecek. Bazı yaş gruplarının istihdam olanakları artacak. Taslağa göre işveren 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerle belirli süre sözleşme imzalayabilecek. 10 günden az olmamak kaydıyla çalışacak olan bu kişiler kıdem tazminatı ödenmeksizin işten çıkarılabilecekler. İşe iade davası da açamayacaklar. Düzenleme kapsamına giren çalışanların işten çıkarılma maliyetleri azalacak. Böylece işveren istihdamda önceliği bu kişilere verecek.
Çalışmanın yasalaşması halinde 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için kısa çalışma ödeneği kalıcı hale gelecek. Sigorta primlerinin bir bölümü devlet tarafından karşılanacak. Düzenlemede belirtilen yaş grubundakilerin daha çok şirketlerin dönemlik kampanyalarında ya da yoğun iş gücü ihtiyacının olduğu mevsimlerde çalıştırılmaları amaçlanıyor. Şimdi kaldığımız yerden kaldığımız bizim yerden sınıf devam ediyor burada. Haber arasında neler neler. Birkaç tane haberim var Dünya Gazetesi'nden. Bunları bir yorumlatayım size. Onu rica edeyim sevgili yönetmenimden mümkünse. Turizmde Almanya'da nezdinde çok ciddi bir kampanya yürütüyoruz belli ki. İki hamle gelmiş Türkiye'den. Havalimanlarına test merkezi, yabancı ziyaretçi için sigorta sistemi. Alman turizmci de seyahat yasağına karşı diyor ama rakamlar böyle gittiği sürece bugün bir de mesela böyle bir hava köprüsünden bahsediliyor. Sanki Türkiye'de hiç yere basmadan otellerine götürülecekler ve oradan gene hiç yere basmadan uçağa bindirilecekler gibi bir metot planlanıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi Amerikan deniz piyadelerinin kullandığı bir özel uçak türü var. Ben mesela evet, onlar böyle değil mi? Türkiye'de çılgın proje şey sıkıntısı yani yok. Bayağı askeri kanatlarını yukarı doğru çevirip tırırt diye Osprey diye şey gibi iner kalkıyor. İnmeden kalkıyor. Yani şöyle benim aldığım bilgiye göre diyeyim. Çünkü yurt dışından abim gelecek. İnşallah evet, kavuşacağız denizle. Aldığım bilgiye göre sadece 14 gün kişiler kendini karantinaya alıyor. Aynı benim İspanya'dan döndüğüm gibi bir şey imzalatılıyor. İşte evde karantinada olacağınızı şey veriyor musunuz, taahhüt ediyor musunuz şeklinde bir sayfalık bir yazı. Bunu imzalıyorlar ve o şekilde giriş yapabiliyorlar noktasında bir bilgi aldık biz havaalanından. Dolayısıyla bu yeni bir çünkü 1 Temmuz itibariyle Amerika uçuşları başladı. Daha yani daha en azından satışları yapılıyor. 1 Temmuz itibariyle Amerika satışları yapılıyor. O yüzden de bunu yeni mi uygulayacaklar? Böyle bir sistem planlanıyor mu? Onu bilemiyorum ama bu turistler 4 Temmuz için özel bir şey galiba. Evet. Hiç yani Türk vatandaşları için değil de hayır yabancı gelip, arkadaşlar da gelecek ama. Öyle doğru. Aynı yayın içerisinde en hızlı doğru çıkan şey yapmış vaziyetteyiz. Öngörüyü yapmış vaziyetteyiz bence. Yani İngiltere'den adam ithal ediyorsak İngiltere'de sapır sapır şey salgın devam ederken demek ki zaten bizim tercihimizin ne olduğu gayet açık yani. Sondaki kutu dikkatimi çekti. Turizm pandemi şeffaflığı arıyor. Analistler de şeffaf ve ekonomide güven için veride şeffaflık konusunu yazmışlar sağ olsunlar Vahap abinin yönettiği Dünya Gazetesi'nde. İkincisi bu şeffaflık konusunda çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Çok değerli bir dostumla görüştüm. Yurt dışında yaşıyor. Çok önemli bir şirketin başında. Şöyle dedi bu pandemi bittikten sonra çok daha şeffaf olan, çok daha iyi bilgi veren, doğru bilgi veren ülkeler ön plana çıkacağını şeffaf olmayan, doğru bilgi vermeyen ülkelerin gerçekten çok konuda geride olabileceğini. Ya bu çok önemli bir. Ya bu konuşuluyor. Onun için yani şu rakam, söylediğin cümle. Bilgi, yani bilgi şeffaflık o kadar önemli olacak ki. Yani mesela Türkiye için fırsat diyoruz ya. Mesela bu bir yani biz şeffaf ve doğru bilgiyi verirsek bizim için çok büyük bir fırsat var. Yani tam tersine döndü. Hatırlıyor musunuz şeyden evvel kapanmalardan evvel ilk tepkiler, kapanmalarla beraber verilen ilk yorumlar Mart'ta. Hep şeylerin, otoriter yönetimlerin ne kadar daha fazla popüler olacağı, işte dünyaya bunu şimdi hep beraber çuvallamış vaziyetteler onlar. Ve ne kadar otoritersen o kadar da kötü çuvallıyorsun. Tabii. Şimdi bir dakika şeffaflık ne oluyor ne bitiyor ona kesinlikle. Göre bir şey yapalım karar verelim hikayesi ön plana çıktı. Ben o dönemde de arada bunu söylüyordum ama azınlıkta idim yani hiç de öyle ne popülist liderlere ne otoriter lider ve rejimlere yarayacak bu diye. Ve nitekim öyle oldu. Şimdi dünyada tedarik zincirinden sonrasında değer zincirinden. Ona çıkarılmaya veya statülerini kaybetmeye başlayacak bu tür yönetimler. Turist alamamaya başlayacaklar.
ve vesaire derken ekonomileri sürdürülemez hale gelecek. Ben dün dinledim Sayın Mehmet Ersoy. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı. Dün ben izledim. Yani Türkiye için büyük bir şans yani Sayın Mehmet Ersoy Turizm Bakanı. Çünkü hani bu işten geldiği için burada deneyim, tecrübe, hızlı adım çok önemli olacak. Aynı şey Sağlık Bakanı'nda da yaşıyor. Aynı şey tabii. Yani çok önemli. Bu pardon İran'ın. Ama Türkiye'nin şey avantajı da vardı. Başka ülkeler Avrupa'da İspanya, İtalya gibi örnekler görüldü. Ve onlarda alınan tedbirler de görüldü aslında. Bu bir avantajdı bir noktada. Ki çok sıkı tedbir alan örneğin İspanya'da şu an hala daha yeni atladı birinci seviyeyi. İkinciye geçtiler. O da sadece İspanya sınırları içerisinde ulaşım yapılabiliyor. Fakat ölüm sayısı yok. Dolayısıyla bazen o sıkı politika da işe yaradı ama tabii. Türkiye baştan beri doğru bir politika götürdü orada da bence de. Yani bir takım yanlışlar dışında, bir iki vaka olaylar dışında oldu. Ama %100 doğrusunun olmadığı mümkün değil yani. İnsan davranışıyla alakalı. %100 doğru yapamaz ki bu dönemde. Burada havaalanında test kısmında da tabii her bir test bir maliyet. Tabii. Şu an Türkiye'de bile testlerin azaltılacağı söylenirken havaalanında insanlar bu maliyeti de göze alıp turist gelir mi? Ya da onu böyle bir çağırıyorsan kendin yapacaksın. Bedava. Türkiye üstlenecek galiba. Öyle bir şey var. Yani Türkiye'de kendi vatandaşlarına testi kısıtlarken yurt dışından gelenlere bedava test yapacağım kısmı da biraz o testi kısıtlama meselesinde sorunlu geldi bana. Testi kısıtlama meselesinde ama benim anladığım kadarıyla ki yanılıyor olabilirim ama benim anladığım testi kısıtlamanın iki boyutu var. Bir tanesi fazla yani bunun sakıncalı olduğunun altını çizerek fazla konsolidasyon, çok fazla merkezi kontrol. Merkezin bilgilenmesine engel bir durum yok ortada yani. Bilgi oraya aksın ama kimin test yapıp yapamayacağına da merkezden karar vermeyelim bir zahmet. Test ne kadar yaygınlaşırsa o kadar iyi. Ne kadar yaygınlaşırsa insanlar kendilerini o kadar alarmda tutarlar falan. Bu şeffaflıkla birleştiğinde bir yönetim kolaylığı getirir. Bizdeki test adedinin azalması bir bu merkezileşmeyle bir test adedinin baskılanması manasına geliyor diye düşünüyorum. En azından aldığım şey o. İzlenim o. İkincisi de test adedini azaltacağız derken o merkezileşmenin içerisinde yapılacak uygulamalar nedeniyle ister istemez gerilemeden bahsediyor. Yani artık test yani Türk vatandaşlarına test yapacak test kitimiz yok değil laf. Yani var o test kitleri. Yani ya da çok pahalı bilinçli geliyor. Bilinçli olarak azaltıyoruz. Ha, ya da çok pahalı geldiğinden yapıyoruz değil. Biz bunu daha kontrollü yapacağız demek ve tabii o da bilinçli olarak azaltıyoruz da geliyor. İhtiyaç meselesi. Tarım meselesinde Sayın Tuncay Özilhan'dan dünyaya özel açıklama. Tarım yoksa gıda güvenliği de yok diyor. Önümüzdeki dönem açısından atmamız gereken çok önemli adımlar var. Akıllı tarım ve üretim teknolojileri. Yani inşaat falan bir yana koyup yani onlar da önemli de tarıma bir yüklensek bu dönemde herhalde o da önemli bir hayır olarak geçer iktidarın hanesi. Büyük bir ihtiyaç olacak. Kesinlikle. Korona maaşları tartışma yaratmış anladığımız kadarıyla. Nerede diye sorulmuş CHP'li Özgür Özel. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı korona maaşları meselesi biz bize yeteriz kampanyasına ilişkin önergemizin Aile Bakanlığı'nın ilgi alanına girdiği belirtildi. Soru önergesini Aile Bakanlığı'na sorun demişler. Bu bağış meselesini netleştiremedik bir türlü. Hani belediyelerin bağışları durduruldu. Sayın İmamoğlu hala dedi yani bak bağladınız duruyor müsaade edin kullanalım veya sahiplerine iade edelim. Bir de işçi verimliliği ile ilgili bir tane haberim var. Onları da hepinizin birlikte. İşçi daha çok çalışıyor, daha az kazanıyor. Doçent Doktor Aziz Çelik Kocaeli Üniversitesi'nden diyor ki verimlilik artmış. 2020'nin birinci çeyreği itibariyle 2016 ile aynı birim ücreti alıyor diyor. Demek ki yani daha çok çalışıp aynı parayı alıyorsa artık işçimiz daha çok üretip daha çok çalışıp verimlilik olmuyor. Yani inşaatlar aralıksız devam etti. Yani benim oturduğum yerin karşısında Milli Savunma Üniversitesi var. Milli Savunma Üniversitesi'nin içindeki binaları ben yıktılar. Ben de şahit, hiç durmadı inşaatlar. Hiç durmadı. Yani sabah saat 7'de başlıyor bu arada. Yani bugün sabah uyandığımda o gürültüyle uyandım ve akşam saat 6'ya kadar devam ediyorlar. Hiç aralıksız iki tane makine durmadan çalışıyorlar. Diğer
konuda ise... Çalışabilirler mi? Yani ben de onu sorayım. Tabii ki çalışamazlar. Yani yasal olarak sınırları var. Tabii ki çalışamazlar. Yani, evet, yani yasaya uyacaksak, bir hukuk devleti isek bu şekilde çalışmak mümkün değil. Tedbirlerin alınması gerekiyor. İşte Soma'da vardı. Bir sürü olaylar yaşandı. Hayır, bir yani de bir işçilerin... sınırı yok mu bunun? Mesela pazar günü sabahta çalışmak falan, bunlar serbest midir yani? Normalde değil. Değil, değil mi? Ancak işte aynı ekonomi politikası gibi... biraz daha bir an önce işler olsun bitsin. Mesela Atatürk Havaalanı'ndaki hastanenin açılması ile ilgili işçiler bizi çok fazla çalıştırdılar. Sadece açılışı yapabilmek için dediler. Yani bir noktada siyasi bir takım takvimlere uymak için. Takvimlere ve oya karşılık işçilerin emeği sırtlanmış oluyor. Dolayısıyla bu dengeyi kuramıyor bu ülke. Yani ve haklarını da yeteri kadar alamıyorlar. Bir sürü taşeron firma var. Hala işçilerin sorunları var ve biz bunu her gün bir noktada haberleştiren gazetecileri de görüyoruz. Hı-hı. Diğer mevzu bağış meselesi. 15 Temmuz'da da 15 ben Temmuz kanlı darbe girişimi. Ben bir ekleme yapıyorum. Tabii. Ben bu belediyeleri, ya ben çok merak ediyorum. Ben sorayım size bir soru. Biliyorsun ya şimdi ya. Hayır, bağış engellendi ya, bloke edildi değil mi? Hukuken bu hangisi doğru? Çünkü iki taraf şey söylüyor. Hep diyorlar şimdi ya. Orada, ben çok merak ediyorum. Mahkemeye taşındı mı bilmiyorum ama mutlaka taşınmıştır Danıştay'da diye biliyorum Danıştay ben de. Danıştay bu karar verdi. Danıştay'ın verdiği karara göre tamam, kısıtlama getirilebilir diyor Danıştay. Öyle mi? Öyle mi? Bugün. Tabii şöyle, Danıştay'ın bu kararı vermesi şaşırtıcı mı? Çok da değil. Neden? Şimdi birazdan konuşacağız yargı meselesini. Hakimlerin, savcıların ve avukatların cübbelerinin önü iliklenmez. Önünde ilik yoktur. Hı hı. Çünkü onlar bağımsızdır, özgürdür, tarafsız karar verirler. Ancak bugün ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde de bu böyledir. Mesela işte Amerika'da hakimlerin, savcıların ne kadar bağımsız ve siyasetten uzak durduğunun tablolarını görüyoruz. Bunun istisnaları var tabii ki. Bir takım bankasya davaları, orada yaşananlar, onları da biliyoruz. Ama Türkiye'de ne yazık ki genel olarak verilen tüm kararlar bir tarafında devlet varsa hep çok zor. Yani bu en basit dava, TOKİ'nin geç teslimden kaynaklı mağdur olmuş kişilerin alacak davaları bile daha önce açıldığında hızla karar verilirken şimdi benim 8 yıl önceden dosyam var. Karar vermiyorlar çünkü. Yani olumlu karar vermek istemiyorlar. Bir şekilde o süre içerisinde tamamlıyor TOKİ, sonra tekrar kararı bozuyor mahkeme. Yani böyle bir şey oluştu yargıda. Dolayısıyla burada oturup doğru konuşalım. Yargı gerçekten bugün siyasetin kararları dışında bir olumsuz karar vermekten çekiniyor bence. Biz bunu birçok davada, şahsen benim de içinde bulunduğum birçok davada da yaşıyoruz. Dün Barış Terkoğlu, Pehlivan... Murat Ağarel'in tutuklandığı davada da Barış'ın mesela hiç tutuklanmaması gerekirken neden bu çocuk demeyeyim, Barış arkadaşım ama bu arkadaşım neden bu kadar cezaevinde kaldı sorusunu da kimse sormuyor. Yani soranlar da azınlık. Dolayısıyla bunları konuşmadan biz o sorunun cevabını bulamayız. Şimdi tabii ki orada tezler konuşur. Her iki tarafın bir tezi vardı. Orada seçim kanunu ve tüzükle ilgili, CHP'nin tüzüğüyle ilgili bir CHP'nin savunması vardı. AKP bunu farklı tarafındaydı. Sonuçta karar ne oldu bilmiyorum. Karar yardım kampanyasıyla bahsediyoruz. Yardım kampanyasından bahsediyoruz. Bir yardım deniyor, bir de bağış deniyor. Yardım toplayabilir de bağış toplayamaz mı? Bir işin içinde kelime şey var. Yani. Ama sonuçta milletin parası orada duruyor. Devletin evet, bankasında yani. Duruyor. Doğru. Ama yani şöyle bir de gerçek var. Mesela 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra toplanan bağışlar vardı. Ve o mağdur aileler AK Parti'nin önünde eylem yaptılar. Oradaki bağış paralarından tutun da işte şimdi tartışılan bu bağış paralarına kadar tam olarak şeffaf bir yönetim yok. Aslında yapılması gereken de çok basit. Kendi aslında gelecekte de bence seçilecek partiler, seçilecek adaylar böyle adaylar olacak ki şimdi yeni nesil diyeyim belediyecilikte bu tarz şeffaflaşmayı biraz daha görebiliyoruz. Açıklıyorlar ne yaptıklarını ya da bütçelerini açıklıyorlar, neye harcadıklarını görüyoruz. Bu şekilde bir şey yayınlarsın düzenli olarak. Şu kadar para toplandı, buraya aktarıldı. Ama bunlar çok da zor değil yerine, ya. Çok zor değil bunu yayınlamak. İşte şunu görüyoruz. Şu kadar toplandı. Bu süre içerisinde bu kadar Ensar Vakfı'na gitti, bu kadar Okçular Vakfı'na gitti falan diye bunu tartışıyoruz ve bunu yazıyoruz. Yani
Dolayısıyla bu şeffaflık olmadığı sürece de vatandaşın hakkı o soruyu sormak. Çünkü iyi niyetli olarak bir para vermiş ve doğru yere ulaşması için. Siz sadece aracısınız. Başka hiçbir şey değil aslında yani o durumda. Bu hem ahirette hem bu dünyada böyledir yani. Bana soruyorsunuz bu kadar yabancı yatırımcı niye çıkıyor diye, işte cevabı alıyorsunuz. Yani hukuk bence hani bu işin temeli ya, yani hukuk. Ben işte biliyorsun bir işte Yale Üniversitesi'ne hocam gittim ben bir Covid öncesi. Ya benim çok yani bir gidiyoruz çok yurt dışına falan ama benim için tabii çok önemli. Hayır Yale Üniversitesi'nde yıllık en büyük bu yatırımcı konferansı hocam. Hı-hı. Ve oranın en büyük yatırımcıları var. Yani dünyanın en büyük fonları oradaydı. Yani ben çağrıldığım için değil ama Türkiye'den birinin çağırmaları beni çok mutlu etti. Çünkü bu kadar gelişmekte olan ülkeler arasında başka ülkeden de çağırabilir. Demek ki Türkiye ilgileri var. Senin şu, çağırmaları da bizi mutlu etti. Hayır. Evet. Yani şey anlamda hani biraz Türkiye hakkında ve yani dediğim gibi 300-400 yatırımcı vardı. Ben size şunu söyleyeyim. İki konu var. Sadece iki konu. Diğerleri yani adamlar yatırım yapmak istiyorlar. Türkiye radarlarında var. Niye gidiyorlar? Niye gelmiyorlar? Siz cevabı vermeniz. Bir, tamamen hukukun üstünlüğü. Tamamen hukuk istiyorlar. Yani şöyle birisi bana dedi ki ya şimdi ben yatırım yapacağım. Ya yürütmeyle iş yapıyorum. Evet. Yarın yürütmeyle problem yaşadım. Yargıya gideceğim. Siz anlattıklarınızdan ne anlıyorum? Yargı ve yürütmenin ayrı olmadığını anlıyorum. Şimdi barolar zaten böyle olduğu için barolar tek özgür kalabilen ve bağımsız kalabilen ve dolayısıyla bu meslek örgütü işte bir takım mimarlar odası var kendi içinde durmadan cebelleşen ve durmadan aslında mücadelenin içine giren. Çevre planlama yine aynı şekilde avukatlar vardı. Fakat şimdi oradaki seçimi kazanamıyoruz deyip sadece bugünü düşünerek biz bu seçimi nasıl kazanırız diye seçim sistemi değişiyor. Yani aynı 50+1 gibi. Yarın bir gün her şey değişecek. Yani yarın bir gün bu iktidar da değişecek. Her iktidar gibi yerine başkası gelecek. Dolayısıyla siz bu yasaları öyle yapmalısınız ki bugünü düşünmeden geleceğe doğru bir zamansız şey götürüyor muyuz diye değerlendirmeniz lazım. Ya. Buradaki tek doğru yol da şu. Yargı bağımsız olmalı. Ya hukukun bağımlı üstünlüğü olduğu dediğimiz sürece hiçbir şekilde bu devlet ilerlemiyor. Bu baro değişikliği, çoklu baro bir bağımsızlık sağlıyor mu? Hayır. O zaman biz bundan vazgeçelim demesi lazım normalde. Tamam. Aklı selim bir devlet yönetiminin. Bağımsızlığın tanımını yapamıyorlar galiba. Yani hukukun üstünde dediğimiz bu. Biz sorun yaşadığımızda yarın sorun yatırımcı olarak bir sorun yaşayabiliriz. Biz tamamen farklı, tamamen bağımsız karar veren biriyle hakkımızı savunabilir miyiz, edemeyiz. Bir de ikinci konu, bu da çok önemli, kural değişikliği. Yani ondan inanılmaz rahatsızlar. Yani şöyle birinci hani, bağlantılı ayrıca. İşte hani bir şey yapıyoruz. Yarın sabah kalktığında ne olacağını bilmiyoruz. Sabah kalkıyoruz. İşte yatırım yaptığımız işte TL döviz yatırımına TL'ye dönmüş falan gibi. Şimdi bu da kafa soru işareti. Şimdi eski sistemde iyi kötü bilmiyorum. Şimdi şey vardı işte tartışılırdı konular işte mecliste ondan sonra insanlar bir hazırlık yapardı. Tabii. Şimdi sabah bir kalkıyorsunuz şu değişti diyorsunuz o kadar çok hızlı gidiyor ki onun için bu yatırımcıları biraz tedirgin ediyor. Bu sadece yabancı yatırımcı değil içerideki evet. yatırımcıları da tedirgin ediyor. Yani şu konular çözülürse bu 10 milyar dolar çıkış değil mesela 10 milyar dolar giriş gelecektir. 2011'de 10-11'lerde 9-10 milyar dolar para geliyordu Türkiye'ye. Şimdi bir şey çözebilmek için burada bir yanlış var deyip buna kökten adım atmak lazım. Mutlaka şey çok fazla uyarı var. Ama ne yazık ki her gelen iktidar kendi gücünü oluşturmaya çalışıp kendinden olmayanı da bertaraf etmeye çabaladığı için işte yassı ada mahkemelerine bugün açıyoruz. Ama bugün bir sürü yas mahkemeleri kuruluyor yine yeni. Bir sürü oldu yani hepimiz bunları yaşadık. Çok fazla hukuk araç kılınarak alınan ah var. Dolayısıyla bunları ne yapacağız? Peki bunları da bir 10 yıl sonra mı işte Silivri'de burası müze haline getireceğiz diyeceğiz. Yani ne zaman bitecek Türkiye'nin bu çilesi? İşte yani siyaset elini bir çekebilse şeyden. Ben sevgili yönetmenler o borsa grafiğini tekrar alabilir miyiz? Hani bir sahiplik. Orada bir şey soracağım. Tabii. Eğer gelebilirse tabii. Çok geride kalmıyorsa. Şu yabancı ve TL. Yabancı ve yerli.
hisse senedi piyasasına göre sahiplik grafiği. Bu sahiplik grafiği. Hep bir kent efsanesi vardı işte. Gezi olayları 2013'ten sonra öyle para çıktı ki mahvolduk ettik bilmem ne. Ben burada çok büyük bir şey görmüyorum. Hayır. Hayır, şöyle söyleyeyim. O dönemde borsalar çok ciddi satış geldi. Yani 2013'ten bahsediyorsun. Evet. Ama şöyle bir şey oldu. Yani Türkiye borsasına satışın ya, insanlar zannediyor ki sadece Gezi yüzünden geldi. Hayır. O dönemde Mayıs 2013'te Bernanke tarih bir konuşma yaptı. Bernanke de o zamanki Merkez Bankası Başkanı. Dedi ki arkadaşlar ben bu kadar para bastım. Yani basitleştiriyorum. Artık bu iş bitti. Çekeceğim parayı. Çekeceğim parayı deyip 2 sene sonra çekmeye başladılar bu arada. Bu işte sözel yönlendirme diyoruz. Şimdi bunu dedikten sonra bütün gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi satışlar görüldü. Tam bizde o dönemde Gezi vardı. Yani onun için borsalarda çok ciddi satış geldi. Orada ama tabii çok ki bir çıkış olmadı. Çok fazla bir çıkış olmadı. %2-3 gibi bir çıkış oldu. Yani çok böyle bir çıkış. %2 ya da 3 gibi bir çıkış oldu. Yabancı paydan bahsediyorum. Ama bu sene gördüğümüz bu çok ciddi bir çıkış. Evet. Yani bak işte kaça kadar gidiyor grafik? Son 10 yıl i̇şte, herhalde. Evet. Yok. 2005'ten 2020'nin Haziran'ına kadar geriye gittiğinde çok ciddi bir çıkıştan bahsediyoruz. Şu an bir de bunu sorayım ondan sonra hukuka geçelim. Şu anda piyasada çok büyük para var. Geçtiğimiz hafta seninle beraber bir arkadaş grubunda soruyorduk. Bu para dönüyor mu, dolaşıyor mu? Veya Amerika bunu çekmeye başladı mı? Çekiyor mu şu anda diye. Şimdi dünyada o kadar büyük bir para oluştu ki şu anda. Yani tarihte görülmemiş şekilde. Evet. Şimdi ben şöyle bir hesap yapıyorum. Bugün dünya ekonomisi 85 trilyon dolar. %10 küçülecek diyelim. Yani işte %5 ile 10 arasında %10 küçülecek desek bu sene ekonomilerin. İşte 7-8 trilyon dolar silinecek diye bakalım. Evet. Bugün hesaplıyorum. Bütün merkez bankaların artı kamunun verdiği toplam destek 17 trilyon dolara çıktı. Olağanüstü bir para yaratıldı. Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu 2009'da 800 milyar dolarken son bir seneye kadar 4.3 trilyon dolara çıkmıştı. Sonra 3.8'e indi. Covid sonrası yani son 3 aydır Merkez Bankası'nın bilançosu 3.8'den 7 trilyon dolara çıktı. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben tabii ki Jerome Powell'ın şu andaki Merkez Bankası Başkanı konuşmalarını hepsini dinlediğimde şunu anlıyorum. 1-2 trilyon dolar daha arttırabiliriz diye anlıyorum. Ya söylemiyor tabii de ama cümlelerin arasını okumaya çalışıyoruz. Gerekirse 1-2 trilyon dolar daha basarız diyor. Avrupa Merkez Bankası para basıyor. Japonya Merkez Bankası para basıyor. Amerika sadece kamu 2 trilyon dolar para yarattı. Ek bir paket için hala konuşuyorlar. Avrupa'da aynı şekilde inanılmaz paketler açıklandı. 700 milyar euroluk yine bir paket hakkında görüşmelere başladılar. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar bol bir para var ki dünyada. Hani biz Türkiye'de şöyle o söylediğimiz 3-4 adımı atsak bu paralar kesinlikle, ben onun için Yale konferanstan bahsettim. Gelmeye hazırlar. Onlar şey bakmıyorlar yani o parti bu parti falan bakmıyorlar. Evet. Onlar güvenli liman arıyorlar, getiri arıyorlar, güven ve getiri arıyorlar. Hem güven hem getiri arıyorlar. Türkiye'de bu fırsatları bence sunuyor. Ki iktidar 2000'lerde o şekilde yani istikrar yürüsün noktasında bir çıkış yaparak bir noktada 2005 ile 2013 arasında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en iyi ekonomi dönemidir. Ve en çok yabancı girişin olduğu dönemdir. Bir rakam vereceğim. 2005 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan sermaye dediğimiz 1 trilyon dolardı sadece. 1 milyar dolardı. Hı hı. 2008 yılında bu rakam 27 milyar dolara çıktı. Bakın 1 milyar dolar ortalamadan 27 milyar dolara çıktı. Niye? Avrupa Birliği ile müzakere tarihi başladı 2005'te. Yani biz Avrupa'ya konverjans dediğimiz Avrupa'ya doğru. Hı. İşte IMF sonuçta uygulandı ve başarılı olundu. Bu dediğimiz o zaman hiçbir hukuk... hukuki sizin konunuz ama hani hukuki zaman her zaman süper olmamıştır Türkiye'de ama bu kadar her günün konuşulduğu bir konu değildi ve bu kadar kural değişikliği yoktu. Doğru, yani ilk iktidarın kötü karnesi, basına da bu kadar yansıyan kötü karnesi 2007'den sonra Ergenekon Balyoz siyasi davalarıyla başladı. Siyasi davalarla başladı. Kırıldı ondan sonra. Ve zaten ondan sonra işte hukuk olmayınca birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Ben geçişte yapmış oldum senin yerine. Hukuka geçiş yaptım yine. Baro yasasında ne oluyor? Birkaç açıklama var Sayın Temel Karamollaoğlu'ndan. Dünkü davamız var ve Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bazı açıklamalar var. Hepsini şöyle bir derli toplu izleyip bu arada biz çaylarımızı da tazeleriz. Siz de çaylarınızı kahvelerinizi tazeleyin.
hukuk ve siyaset bloğumuza geçeriz. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi taslağı hazırladı. Barolarla ilgili düzenlemede sona gelindi. Ve 27 maddelik teklif muhalefete sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir trafik vardı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan muhalefetin nabzını yokladı. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Önce CHP'nin kapısı çalındı. Ardından da HDP ve İYİ Parti'nin görüşü alındı. Her biri bir saat sürdü görüşmelerin. Sonrasında ise açıklama Cahit Özkan'dan geldi. Eleştirileri dinledik, notlarımızı aldık dedi. Ziyaretlerimizde diğer siyasi parti gruplarının bazı düzenlemelere ilişkin, bazı noktalara ilişkin kesin itirazlarının olduğu, görüşülebilecek meselelerinin olduğu ve tamamen destek verebileceklerini ifade ettiği konular da oldu. İnşallah biz bunların tamamını değerlendireceğiz. Onların teklif ve değerlendirmeleri de not aldık. Önümüzdeki birkaç günlük süre zarfında çalışmalarını hazırlayacaklar ve bizlere ulaştıracaklar. Özellikle 60 yıllık avukatlık kanununda bu düzenlemeyi bir üst seviyeye çıkartacak düzenlemeyi hazırlıklarına tamamlamak suretiyle meclisin gündemine getirmeyi düşünüyoruz. Kimse unutmamalı ki adalet herkese lazım. Yürüyüş hakkı bir anayasal haktır. 41 baro başkanı barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermiş, Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirmişti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu baro başkanlarının yürüyüşüyle ilgili konuştu. Adalet herkese lazım dedi. Avukatların yürüyüş hakkı ne yazık ki polis zoru ile engellendi. Ardından ise bu avukatların Ankara'ya girmelerine izin verildi. Bir taraftan engelliyorsunuz, arkasından izin veriyorsunuz. Kimse unutmamalı ki adalet herkese lazım. Yürüyüş hakkı bir anayasal haktır. Yarın bu haktan bugün iktidarda bulunanlar da muhalefete düştüklerinde yararlanmak isteyebilirler. Şehit MİT mensubunun ifşa davasında karar açıklandı. 3 gazeteci tahliye edildi. 6'sı tutuklu, biri firari, 8 sanıklı davanın ilk duruşması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağrel ve Hülya Kılınç hakkında ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti firari sanık Erk Acarer hakkında yakalama kararının devamına hükmetti. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi. 1800'lerde, hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer böyle dedi. O sözlere tepki yağdı. Eyalet tartışması başladı. Beni uyardılar, dediler ki senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Soyer'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Yargının kullanıldığı, belediye başkanlarına kumpas kurulduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, İzmir'i rant için kullanmak istiyorlar dedi. Hükümet belediyelerimizi sıkıştırıyor. Yargıyı maşa olarak kullanarak CHP'li belediyeler üzerinde baskı kurmak istiyorlar. Özellikle İzmir'e, İzmir'in sahillerine göz dikmiş durumda. Oradaki rantı kullanmak istiyor. Belediyeler de buna izin vermeyince hükümet aracılığıyla belediyelere yargı üzerinden baskı kurulmak isteniyor. Biraz hem siyaset hem ekonomi hem hukukun iç içe geçtiği günlerden geçiyoruz. Hangisiyle başlamak istersin İrem? Baro meselesinde ne durumdayız? Hakikaten ne olacak? Çok mu barodan herkes şikayetçi? Belli ki o düşecek kenara ama baro seçimleri mi değişecek şimdi bu süreç? Şimdi belli ki düşecek yine dememek lazım. Öyle. Yani çünkü
burada hızlı bir süreç var. Şimdi muhalefetin görüşünü alacaklar. Haberlere göre, okuduğum haberlere göre Cuma ya da Pazartesi günü meclise sunulacak. Biraz hızlı değil mi? Deniyor. Biraz değil, fazla hızlı. Fazla yani, hızlı? Niye? Bu neden hızlı? Çünkü Ekim'de şey seçimi var, baro seçimleri var. Ha. Mayıs'ta ise Türkiye Barolar Birliği seçimi var. Yani şu an Metin Feyzoğlu'nun oturduğu. Dolayısıyla bu Ekim'den önce bir şekilde bunu yasalaştırmak istiyorlar. Biz buraya geldiğimizde 2-3 hafta önce bir programda yine baro meselesini konuşmuştuk. Nispet ve o zaman neyi konuştuk? Bambaşka bir şey, başlık konuştuk. Dedik ki Türkiye Barolar Birliği'nin seçiminde delege sayısı düşürülecek ama yine delegeyle seçilecek tabii demiştik. Çünkü o zaman basına yansıyan buydu çalışma olarak. İllerin barolarının seçimlerinde ise nispi temsil uygulanacak demiştik. Yani, ve nispi temsilin de demokratik olduğunu söylemiştim ben. Yani çünkü çarşaf liste dediğimiz tek kişinin ve tek listenin %23-30 küsur oyla seçilmesindense yönetimin en azından oy oranlarına göre dağılımının doğru olduğunu benim düşüncem olarak söylemiştim. Fakat bunu tartışırken şimdi bambaşka bir meseleye geliyoruz ki çoklu baro dediğimiz sistem tam olarak işte ele geçiremediğimiz ve ihtimal olarak da zor görünen, çünkü daha çok sosyal demokrat bir yapı var ki iktidar partisinin her seçimde bir adayı var ama bir türlü aday yeterli oy alamıyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz, oradaki sistemi nasıl değiştirebiliriz gibi bir bakış açısı. Bu yeni sisteme göre, tartışılan sisteme göre ne olacak? 5000'in üzerinde üyesi olan barolarda her 2000 üyenin imzası ile yeni bir baro kurulabilecek. İstanbul'da 2019 verilerine göre kaç tane avukat var? 53.227 avukat var. Dolayısıyla düşünün, her 2000 avukat imza atıp ben bu baroyu kurulmasını istiyorum, şu görüşte bir baro dese, bırakın meclisteki siyasi parti yelpazesini, çok daha fazla düşünce, görüş ve ayrılığın bir oluştuğu bir sistem olur. İstanbul'da sadece. Bir de Ankara ve İzmir'de bunun içerisinde yer alacak durumda. Bu ne olumsuzluklar getirir? Ben iktidara yakın bir avukat olarak iktidara yakın bir baroya başvururum. O baroya üye olurum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir avukat oraya başvurur. HDP'ye yakın avukat oraya, milliyetçiler bu tarafa. Ve tüm bu avukatlar arasında bir ayrımcılık da söz konusu olur. Çünkü kişi davasını vermek istediğinde iktidar partisine yakın barodan kişi seçmek ister. Özellikle tarafı devletse. Çünkü der ki bu o baroya ait, belli zaten yani bizim hangi baroya ait olduğumuz yazıyor. O baroya ait, dolayısıyla kazanabilme ihtimali var diye düşünür. Yine ne olur? Bizim CMK, adli yardım gibi devletin parasını ödediği hizmetleri var. Sosyal hizmetler bunlar. Gece yarısı bir de mesela bir CMK avukatlığı yapan bir meslektaşı arıyorlar. Diyorlar ki barodan arıyorlar ama sizi buraya görevlendirdik. Bu işi baro yapıyor. Buraya yani gideceksiniz. Bu tarz bir ayrım halinde hangi baro muhatap kılınacak? Kişinin tutuklandığı ya da gözaltına alındığı şubenin görüşüne göre mi belirlenecek? Yine avukatların disiplin durumu vardı. Şimdi böyle bir sürü örnek sayılır ama belirgin hale gelsin diye çok söylüyorum bunları. Avukatların disiplin yani suçları vardır. Bu disiplin suçlarında işte baronun disiplin kuruluna sevk edilirsiniz. Yargılanırsınız baya. Yani savunma yaparsınız, tanıklarınızı getirirsiniz. Orası bir yargılamadır. Bu durumda bizleri yargılayan benim düşüncemden bir baro olacaksa buradan olumlu bir karar çıkması mümkün mü? Değil. O zaman atıldınız o barodan, öbürüne hoppa. Benim mağdur ettiğim vatandaş ne olacak? Dolayısıyla bu zincirleme bir hata. Bu hata birçok durum gibi böyle hemen karar verilerek yapılsın. Çünkü seçime çok az zaman kaldı denilen bir durum. Aynı 50+1'de olduğu gibi şimdi o sistem tartışılıyor. İşte doğru mu yaptık, bir daha illaki bir toplanabilir mi, koalisyonlar oldu falan filan. Yine değişiklikte ne düşünülüyor şu anki değişiklikte? 27 maddelik bir tasarı. Olağanüstü genel kurulun, yani Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın seçimi ile ilgili
ve Türkiye Barolar Birliği ile ilgili alınan kararlar olağanüstü genel kurula alınabilir istenerek. Olağanüstü genel kurulu 12 tane baro, pardon 10 tane baro bir araya gelerek isteyebiliyordu. Fakat şimdiki tasarıda diyorlar ki 25 baro bir araya gelsin. Bunu neden yaptılar? Çünkü bir sene önce Metin Feyzoğlu ile baroların arasındaki münakaşadan kaynaklı olarak, ki bu da çok üzücü bir tablo ama böyle, olarak daha bir sürü sorunu var avukatların bu seçimler ve o makam mevkiler dışında ama oralara gelemedi sıra. 12 tane baro çağrısı vardı geçen sene ve bu 12 baro çağrı yaparak olağanüstü genel kurul istemişti. Metin Feyzoğlu yapmamıştı. Dolayısıyla bunun hukuka aykırı olduğunu savunmuşlardı. Bununla ilgili yasal yollara başvurulmuştu. Bu aşamadaydı. Fakat burada bunun da yasayla değiştirildiği, yasayla değiştirmek istendiğini görüyoruz. Şimdi tüm bunların üzerine dikkat çekmek isteyen 50'ye yakın baro başkanı bir yürüyüş başlattı. Bu yürüyüş durdurulmasaydı belki bu kadar gündeme gelmeyecekti. Ama bu kadar sert şekilde durdurulması aslında yürüyüşün bence ne kadar haklı olduğunun göstergesi. Aslında orada çok tabii olarak ve Anayasa'nın 32. maddesine göre şiddet içermeyen gösteri ve yürüyüş hakkı hak olarak verildiği için ve izin alınma şartı da olmadığı için sadece biz bugün yürüyeceğiz, gerekli güvenlik önlemlerini alın güzel demek için. Güzel tartışması var orada. Onu nasıl oturtmak lazım? Hemen yani oturayım onu da. Yani Ankara Valiliği, evet lütfen. Orada karayolunu işte engelleme ve kapatma ile ilgili bir şey ileri sürüldü. Fakat toplamda zaten 50'den fazla olmayan bir baro başkanı tek sıra halinde ve şeridi de kapatmamak suretiyle yürüyorlardı. Ve aralarında da mesafe olmak koşuluyla. Ama barikatlar kurulup o insanlar durdurulup 75 yaşında bir baro başkanı yürüdü o Ankara'ya. Bazı baro başkanları tartaklanarak polisler tarafından o gerçekten görüntülerden sonra bir de barikatların yanına otobüsler koyup oralara çadır gönderilmesinin önüne geçilip yemek gönderilmesinin önüne geçilip adeta kişiler gözaltına alınıp ve bir noktada işkence uygulanarak aslında yolu kapatan ve oradaki geçişi engelleyen devletin ta kendisi oldu. Şimdi bunu izleyen izleyici de görüyor yani 50 tane kişi ki mesela dün bir haber gördüm oradaki bir avukatın yüzü birinci derece yanık mı olmuş şey Twitter'a yazmış. Çünkü güneş kremi istemiş demiş ki benim cildim sorunlu güneşin altındayız bari güneş kremi verin bana kimse vermemiş ve sonra rapor almış bugün görüntüsünü de şey koydu Twitter'a koydu. Şimdi bu ve bunun gibi tüm bu baskılar olmasaydı bu eylem Anıtkabir'de zaten 200 metre yürüyeceklerdi. Kendi arabalarına bineceklerdi, Anıtkabir'e gideceklerdi. Ama çok doğru olarak ve haklı olarak haklarını, önce avukatlar haklarını savunmak zorunda. Onların yasal bir hakkı var, şiddetsiz yürüyüş hakkı. O hakkı devlet ben vermiyorum diyemez, bu keyfi uygulamadır. Sonunda direndiler öyle ya da böyle. Ve Anıtkabir'e gittiler. Hiç de bir sorun çıkmadan o farkındalığı yarattıklarını düşünüyorum insanlarda. Dilerim çoklu baro düzeninden geri adım atılır. Çünkü bir sürü vatandaşı da olumsuz etkileyecek sonuçları var. Dediğim gibi bugün bu iktidar olur. Bundan 10 sene sonra olmaz. Dolayısıyla insanlar daha geniş düşünüp şimdi yarın bir gün başka bir fikirde bir insan geldiğinde bu kadar yetkilere sahip olduğunu da olabileceğini de düşünüp hani öyle baksınlar en azından. Bunun önüne geçmek gerekir diye düşünüyorum. Bir de bir sorun var. Şu Sayın Metin Feyzoğlu ile ilgili yani bu yani o işte gittiği gün yürü yani nedir oradaki şey? Yani dün ben bir konuşmasını dinledim. Ben de karşıyım diyor şeye. Evet, Toplu Baro'ya. Ama içeride bir nedir yani o? Şimdi şöyle o mu hazırladı? Aa, kusura bakma ben de senin yerine sormuş oldum ama merak edilen bir konu olduğu için kusura bakma. Ben de bir soru sorayım. Adalet Bakanı diyor. Ona cevap vereyim ondan sonra. Ya ikisine bir yerde cevap vereyim. benim şeyim şu o güzergahla ilgili. Ne zaman böyle bir yürüyüş meselesi gündeme gelse bir dakika deniyor. Anayasal hak falan olabilir ama biz size bir güzergah belirlemek durumundayız. Biz güzergah belirlemeden şey yapamazsınız, çıkamazsınız. Bu hakikaten o sınır nerede başlıyor? O güzergah belirlenmeli mi? Belirlenmeden yürümek anayasal hakkımdır deyip yürüyebilir misin? Yoksa dönüp valiliğe sormak zorunda mısın falan?
Buraya hemen cevaplayayım. Orası biraz daha uzun sürecek. Şöyle. Şimdi orada yürüyecekleri 200 metre. Ankara'ya gelmişler zaten. Zaten ayrı ayrı geldiler Ankara'ya. Bu noktadan sonra 200 metre ile ilgili olarak böyle bir sorun yaratılmaması gerekiyor baro başkanları. Sonuçta onlar da seçilmiş insanlar. Zaten ne yapacağını biliyor. Hukukçular zaten bu insanlar. Ama tabii ki her önüne gelen istediği her yerden yürüyemez. Mesela yolları kapatamaz, şeritleri kapatamaz ve bildirmesi de gerekir. Yani ben şurada yürüyeceğim. Hatta siz benim güvenlik önlemimi alın. Yani devletin oradaki görevi ve sorumluluğu güvenlik önlemini almak. Bu durumda Cemal mesela şöyle bir yöntem uygulanabilirdi. Polisin amiri avukatların önüne gelip derdi ki işte şu alanda dümdüz yürüyebilirsiniz ama burada yolu kapatırız. O yüzden burada yürüyün. Şimdi bu bir çözüm. Devletin çözümü olur. Fakat bu öyle olmadı. Bizden gelen emir sizi burada durduruyoruz ve bunu yürüyemezsiniz. O zaman ben mesela yürümeye kalkarsam muhakkak ama her şekilde kamu otoritesine gidip bana nerede yürüyeceğimi göster mi demeliyim yoksa ben burada yürüyeceğim benim bu güzergahta emniyetimi al diyebiliyorum. Evet ben burada yürüyeceğim benim bu güzergahta önlemimi ve emniyetimi al diyorsunuz. Fakat devlet size diyelim ki karayolunu kapattığınız o durumda bunu bildiriyor. Diyor ki bunlar şu noktada sıkıntılı diyor ve siz farklı bir güzergaha geçebilirsiniz bu durumda. Hani yine başka bir yasal sıkıntı yaşamamak için. Ama bana izin verir misiniz? Ben kaldırımdan yürümeye devam etmek istiyorum demezseniz polislere o noktada. Metin Feyzioğlu ile ilgili olarak tabii şimdi enteresan oldu ama oradaki sıkıntı şu. Feyzioğlu avukatlar yürümeden önce bu yürüyüşün aleyhine açıklamalar yaptı bir. Sonrasında aynı gün sonuçta 50 baro başkanı toplanmış ve siz de birlik başkanısınız. Aynı gün Anıtkabir'e başka bir 10 baro başkanı ile birlikte gitmek ve bu şekilde bir bürokratik görüntü vermenin doğru olmadığını ben düşünüyorum. İki, sonuçta yarın bir gün değişirsiniz, seçilirsiniz fark etmez ama şu an bir bütün ve birlik halinde çalışmanız gerekir. Yani görevin gerekliliği budur. Ve biraz şeye benzetiyorum ben yani... Mücadele arkadaşlığı böyle bürokratik yöntemlerle olmaz. Burada bir haksızlık varsa yani orada insanlar bir gece yemek verilmeden tuvalete gittikleri kafeye 12 bin lira ceza kesilip sonra en yakın tuvaletin 1,5 kilometre bir petrol ofisinde olduğu bir durumda kalmışsa sizin meslektaşlarınız ben işte ertesi günün öğle saatinde gelip ben aslında sizlerleyim demenin bence hiçbir karşılığı yok. Çünkü bunu zaten çok net bir şekilde görünen köy kılavuz istemedi orada polisler. Tartakladığı görüntüyü görüyoruz yani. Ben kendi gözlerimle gördüm. Adam hiçbir şey yapmıyor. Gösterdiler. Hiçbir şey yapmıyor. Yani. Sayın Feyzioğlu ama şöyle bir konuşması vardı. Yani ben bunu yürüyüşle değil bir diyalogla çözmeye çalıştığım şimdi, için böyle bir içeride o ayrışma var o zaman. Hukuki, biri yani yürüyüş şimdi, diyenler, diyalog diyenler. Ya şimdi o şöyle var, bir durum. Da, mesela Doğu Perinçek. Ama. Kendimi Ahu Özgürt gibi hissettim. Yok yok hayır ben de bir ek soru sorayım diyecek. Evet. Çünkü Adalet Bakanı diyor ki yok ortada böyle bir çalışma. Sonra Metin Feyzioğlu bir dakika niye hareketleniyorsunuz? Şimdi meclisten anlıyoruz ki aslında hazırlanmış bir şey yani. Böyle bir çalışma yoksa. Ama Adalet Bakanı'nın nasıl haberi olmaz? Ve bir de çalışma enteresan. Çalışma görünmez mürekkeple yazılmış. Tabii çalışmanın metni paylaşılmıyor. Sözlü olarak belirtiliyor ama gelecek hafta o yazılı olarak gelecekmiş. Yani bu arada da bütün ilgili taraflarla da konuşuyoruz. Yani kimle konuşuyorsun? Şimdi şöyle zaten olması gereken normal bir sistemde böyle önemli bir düzenlemenin çünkü binlerce avukat var. Tabii. Siz Adalet Bakanısınız böyle önemli bir düzenlemenin tam işte başka milletvekilleriyle ağızdan ağza dolaşarak değil de tam ve kapsamlı şekilde anlatılması gerekiyor. Ama kime anlatılması gerekiyor? Muhataplarına. Muhatapları kim? Hukukçular, baro başkanları. Şimdi baro başkanlarını tamamen yok saydığınız, işte bir yandan terörist ve hiçbir şekilde bir siyasi parti değildir deyip HDP dediğiniz halde HDP'nin kapısını çalıp bakın böyle bir düzenleme yaptık dediğiniz bir sistemdeki muhalefetin de muhalif olduğunu artık basında görüyoruz. O kadar derin bir ayrışma yaratılmış durumda ki burada bir birlik sağlanamıyor yani uzlaşma sağlanamıyor. Ama uzlaşma sağlanamamasının temel sorunu tarafların
Özellikle bu iktidar partisini diyeceğim ama diğer tarafta da mesela bence nispi sistem olmalı. Türkiye Barolar Birliği seçimindeki, özür diliyorum, il barolardaki seçimde nispi sistem olmalı, blok olmamalı. Ama dolayısıyla tek bir adam seçilmeyebilir, yani orada bir yönetim ayrışması olabilir ama tek bir baroyla. Fakat diğer taraftan da iktidarda benim adamlarım yerleşsin diye düşünmeyecek. Yani ama ne yazık ki işte Türkiye'de işler böyle gitmediği için hukukçuların ve avukatların gerçek sorunları, mesela Covid gibi bir şey atlattı avukatlar ve 6 ay boyunca iş yok. Adliyeler kapalıydı. Tabii. Şu an açıldı. Ya adliyelerin durumunu anlattım size. Birçok avukat zaten gidemiyor adliyelere. 2-3 tane mahkemede Covid çıktı. Şimdi bu kadar şey varken bir de onlara hiçbir yardım olmadı. Bir iki baro dışında istisna biliyorum. Hiçbir avukatlara yönelik bir çalışma olmadı. İktidarın avukatlara yönelik bir çalışması olmadı. Bakanlığı olmadı. Yani bu kadar sorun varken geldik dolandık yine koltuk meselesine. Yani niye işte, yani ben şey anlamıştım. Bu kadar sağlık daha geçmedi pandemi. Tabii. Bu kadar ekonomide yani sorunlar çok fazla. İşletmeler işte çok zor durumda. Yani bayağı sıkıntılar var. Hani bu acil miydi yani, bu bütün gündem artık yani bu i̇şte yani bu ne? Bir iki sene bekleyemez miydi yani? Ama belki de. Ben de onu merak ediyorum. Için. Yani seçimlerine, baronun kendi seçimlerine de çok var. Ekim'de çok yok. Ekim'de. Zaten peki, meclis tatile girecek. Yani siyaset bununla niye bu kadar meşgul olsun? Aslında bununla çok uzun zamandır meşguller. Ben baro seçimlerine gittiğim ve her seferinde oy kullandığım için biliyorum. Ha, çok çabaladılar adayları seçilsin diye. Fakat seçilmiyor. Yani avukatların çoğu belki işte yani neden bunun felsefesine girmek lazım diye böyle, ama çoğu sosyal demokrat bir yapıda. Dolayısıyla bu değişmiyor. Değişmeyince de Ekim'deki seçime kadar biz alelacele bunu nasıl değiştiririz? Çünkü öyle de bir şey ki şimdi izleyiciler de bunu anlamalı. Şimdi yargının, hakim ve savcı ayağındaki sıkıntıyı hepimiz biliyoruz. İşte daha demin konuştuk, yani Danıştay dedik, ön iliklenmemeli dedik. Ama şimdi avukatlar da bu rapta zapta alınmaya çalışılırsa, o zaman yani yargının bağımsızlığını kim savunabilir? Hukukun üstünlüğü. Yani hukukun, yabancı şirketlere diyeceksiniz ki şu baroyla çalışıyorsunuz. Evet, o avukatlar ve baro olmasaydı, Ergenekon balyoz davalarında o avukatlar ve baro bu kadar bağımsız bir şekilde görüş bildirip orada şey almasalardı, ya biz biber gazları yedik, çok yedik, masaların üzerine çıktık, protesto ettik, oradan gitmedik. Bunları yapmasaydı bu avukatlar, bunları neye güvendik yaptık? Çünkü biliyorduk ki barolar bizi anlıyor, yani buradaki haksızlığı, çünkü gelip izliyorlar ve anlıyorlar, görüyorlar. Yoksa ben tekrar bir adaletsiz yargılamada her türlü savunmayı göze alıp kendimi öne attım ve doğru bir savunmayı yaptım. Gitti benim aklımda baro disipline sevk etti. Dedi ki mahkemenin heyetini düzeni bozmaktan. Bitti benim avukatlığım. Bu kadar ince bir şey yani bu. Bir ince bir çizgi. Memurlaştırılmaya çalışılan bir düzen diyebiliriz buna. Ama avukatlar memurlaştırılamaz. Biz Adalet Bakanlığı'na bağlı değiliz. Adalet Bakanlığı'nın sadece birlikte çalıştığı, uyum içinde çalıştığı ve karşılıklı olarak dayanıştığı bir ekibiz. Dolayısıyla özel durumdayız yani. Peki ne olacak şimdi? Peki ne olacak işte. Yani bu şimdi görüşmeler var. Hakim davaları niye Londra'da yapılıyor? Zaten istediğiniz gibi geçirebilirler bunu, yani bunu yine mi aynı şey olacak? Yani, yani Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir durumun bozulma ihtimali de olur mu? Olur. Ne olacak bilmiyorum şimdi. Yani bu ülkede durumlar bunlar, biz anlatıyoruz ama olacaklar yine oluyor. Yani bu, ama olacaklar oluyor, ama tüm bu tek adam rejimi ve bu baskı eşittir her önümüzdeki seçimde de başka değişimlere yol açıyor. Yani bu biraz uzun soluklu bir mücadele. Yani ben işte 15 kaç yıl oldu, 23 yaşından beri bu işlerin yani içindeyim. Geldim 33 yaşına, 34'üme girdim hatta ve devam ediyor yani. Hani bu böyle bir mücadele. Baro başkanları da bu tartışmanın çıktığı nokta, dün Murat Keşicilerle konuşuyorduk hakikaten. Baro başkanları da toplumsal konularda fikir beyan etmesi, işin çıktığı yer hakikaten Ankara Barosu'nun Diyanet'le girdiği polemikti. Evet, izledim ben. Evet. Oradan sonra bunu hani fırsat bildi gibi gözüküyor. Tabii. Yani barolar hakikaten hukuk. Ondan sonra çıktı. Ama her şeyi fırsat bilirsiniz. Bugün İzmir Belediye Başkanı'nın başına gelenler de öyle. Yani adam bir açıklama yapıyor. Bölücü, ayrıştırıcı, kendi özel bölgesini yaratıyor deniyor. Yani her taraftan vurabilirsiniz bir insana. Cümlesini alırsınız, oradan çekersiniz. Bu
Bunu şimdi baro, Diyanet İşleri ile ilgili bak şeyin yaptığı, Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama, Diyanet İşleri'nin yaptığı açıklama hukuka aykırı. Neden? Kişileri ayrıştırıyor, hedef gösteriyor, ötekileştiriyor. Bir tarafı da hukuk adamı var. Hukuk adamı da diyor ki sen kişileri ayrıştıramazsın, anayasaya göre senin durumun belli, statün belli. Sen Türkiye Cumhuriyeti kurumu isen böyle konuşamazsın diyor. Fakat tabii bunun sertliği ve söyleniş şeklinde tabii ki eleştirebiliriz. Doğru. Ama bunu kurumsal olarak yapılması doğru. Tabii kurumsal olarak yapılmasını eleştirebiliriz. Ama bunu kullanıp buradan tüm baroların sistemini değiştirip böyle avukatları nasıl tabiri caizse raptı zapta getiririz şeklindeki bir bakış açısına da önünde durmamız gerekir. Yani teşekkür ederim ben 50 baro başkanına benim haklarımı savundukları için. Hocam, ya baro meselesi, vallahi hukuk meselesi. Bir kere bir şey söylemek istiyorum. Tabii ben burada yaşlı kişi benim. ben de öyleyim. Şunu, ben de öyleyim hocam. Yok artık yarım asırdan sonrası genç olmaz. Tamam yaşlı da olmaz, öyle hissettiğimi de söyleyeyim ama bir şey söyleyeyim. Yani ben gerçekten ve iltifat diye de söylemiyorum. Her seferinde burada İrem Çiçek'le birlikte konuk olduğumuzda şunu düşünüyorum. Bu memleketin umudu var. Yani söylediklerinin hepsiyle ilgili her noktaya katıldım, katılmadım falan meselesi de değil bu. Verdiği tepkileri nasıl bir tutkuyla verdiğini görüyorum. Evet. Tamam mı? İnandığı şeye nasıl tutunduğunu görüyorum. Ve öyle bir tepkiyi bilgiyle destekleyerek verebilen genç bir kadının olduğu bir ülke ve böyle bir sürü kadının olduğu bir ülke öyle kolay kolay zapt rapt altına da alınmaz diyorum. Türkiye kimsenin tek başına yutmasına mümkün bir zemin hazırlamayacak kadar büyük, çeşitli, derinlikli bir ülke. Dolayısıyla bizim temel zenginliğimizin çeşitliliğimiz ve farklılıklarımız olduğunu keşfetmek mecburiyetimiz var. Bakın biyolojide de var bu. Melez dediğiniz şey değil mi? Çeşitlilik arz eden bir genetik yapı kalıtsal hastalıkları önler. Daha ciddi bir bağışıklık sistemi performansı getirir. Bu yüzden iyi bir şeydir. Bizim bu çeşitliliklerimize ve fikir ayrılıklarımıza sanki birer zaafmış, sanki birer hastalıkmış muamelesi yapmaktan vazgeçmemiz, demokrasi, demokrasi, demokrasi diye dilimize pelesenk edip ne yazık ki içeriğiyle ilgili performansımızı da söyleme sıklığımızın seviyesine ulaştıramadığımız o önemli kavramla barışmamızı sağlar. Şimdi burası laik bir ülke değil mi? Herhalde ben bunu söylediğim zaman kolay kolay itiraz edecek kimse de çıkmaz. Öyle olmadıkları da son olanlardan anlaşılıyor. Barolarda Kanarya Sevenler Derneği değil. Yani sivil toplum kuruluşudur efendim, şöyledir böyledir derken hani bunun tezvir edilebileceğinin bir sınırı var. Bunlar son derece önemli, demokrasi içerisinde de sivil haklar bakımından da son derece ciddi kamusal sorumluluk taşıyan ve mesleklerini icra ediş biçimleriyle de kamusal hayatı şekillendirmek noktasında olan kuruluşlar. Şimdi bunlar fikir beyan edebilirler efendim herhangi bir konuda. A'nın, B'nin, C'nin bunu söylemiş olmasının önemi yok. Ben katılabilirim, katılmayabilirim o fikre. İfade ediliş biçiminden hoşlanabilirim, hoşlanmayabilirim. Nitekim eğer Ankara Barosu'nun ifade ediş biçiminden hoşlanmadıysa Ankara Barosu'nun üyeleri gelecek seçimde o baro yönetimini değiştirirler. Bırak kamu vicdanı, kamu vicdanı deniyor ya, bir bırak kamu vicdanı mahkum etsin, kendisi çalışsın yani her şeyden evvel. Ayrıca laik bir ülkede inanma özgürlüğü kadar, yani benim özgürlüğüm kadar, tamam mı? İnanmama özgürlüğünün, yani X'in, Y'nin, Z'nin özgürlüğünün de korunması gerektiğini eğer ben içselleştirmiyorsam, ne benim anladığım anlamda Müslümanım, ben
kendimi öyle görüyorum ama ne o anlamda Müslümanım ne de demokrasi demokrasi diye konuşabilecek bir şeye sahibim. Kredibiliteye sahibim, bir inanılırlığım olmaz. Tamam mı? İnsanlarla anlaşmamakta anlaşacaksın önce. Arkasından da hep beraber bu anlaşmadığımız durumda uzlaşmayı nasıl yakalarız diye konuşacaksın. Böyle yaptığın zaman biraz evvel senin getirdiğin grafiklerdeki manzaralar zaten otomatik olarak değişir. Böyle iktisat teorisini bir daha ve boşuna yazmak zorunda kalmazsın. O kadar bariz ki 60-65 bandına sıkışmış, çok uzun süre öyle gitmiş yani o grafiği geriye yabancı doğru saranlar sahipleri. Görür yabancı borsa. Sermaye borsada. Şimdi yani hiçbir şeyin anlatıldığı gibi olmayabileceği noktasında veri üretmek mümkün olabiliyor. Yani bu, ben dipnotlu konuşmayı bu yüzden seviyorum. Tabii bir akademik bir akademik şeydir bu. Akademik bir ayrıcalıktır dipnot. Dipnot özgürce ifade etmenin garantisidir. Şimdi zordur akademisyenler için de zordur. O yüzden ben bazen Cemal Zülevel'inden başlıyorum meseleleri anlatmaya. Çünkü o dipnotlar önemli. Bak, kamu sorumluluğu falan bunlar önemli. Şimdi bir soru var. Soruları da sordum. Biraz evvel söylediklerimin arkasındayım. Öyle güzel anlattı ki İrem Hanım onları. Ha. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi niye İstanbul, Ankara, İzmir birader? Kalabalıklar hocam. Büyükler, çok büyükler. Sadece niye? Çok büyükler, çok zenginler. Bir gerekçe söyle bana. Niye İstanbul, Ankara, İzmir? Niye Konya değil? Neden 2000'de 200 değil? Şimdi evet. Temsilde adalet diye ortaya çıktığı zaman 2000 üyeli baroyla 22 bin üyeli baronun tek temsilciyle Barolar Birliği'ne gitmesinin neresi acaba temsilde adalet olacak? Evet. Yani nereden çıkacak o? Tamam. İki, bu durumda sistemi dolandıralım mı? Mesela bu sakıncalı piyade vardı ya Uğur Mumcu'nun ölümsüz kitabı. Sakıncalı baro başkanları kendi aralarında toplansalar. Bak ben komplo teorisinin tillanı yazayım. Oh, ne güzel. Tamam. Kendi aralarında toplansalar. Deseler ki avukat Murat, avukat Ahmet ve avukat İrem üçünüze görev verdik. İkişer bin üyeli 8 tane baro kurun. Tamam. Hadi bir de %10 da üzerine şey koyalım. 2200'er üyelik. Bir şey hani yastık, tamam, ondan sonra oradan 14 tane baro çıksın, kıyamete düşünsene, vay efendim siz sistemi nasıl dolar. Şimdi bakın dedik. Bu kısıtlama ister istemez ikiyüzlülük uyandırır. Ben şimdi tabii bunu söyledim ya, bunun da bir tedbiri alınır tabii o tasarının içerisinde, ama bu tür zorlamaların sonu hiçbir zaman hayırlı gelmez. Bak %10 seçim barajına niye koydun? Hangi maceradan geçti? Doğru. Sonu nereye vardı? Kimi tamam engelledin ya da engelleyemedin. Açıklıktan, çeşitlilikten korktuğun her durumda çözmek durumunda kaldığın birden fazla problemi ileriye doğru ekiyorsun demektir. Ertelediklerini saymıyorum bak. Yeni 3-4 problemi çıkarıyorsun ve oraya ekiyorsun. Ertelediğin de bir herhalde 25 tane problem oluyor. Tamam mı? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nden bu döner mi? Böyle çıkarsa döner. Bizim efendim böyle bir hazırlığımız bile yok. Ertesi gün istişari istikşafi görüşmeler. Ondan sonraki hafta zaten hazırdı tasarı. Mecliste tasarı. Hoppala oynama. Yani o durumda şeye kızacak halin yok. Ben mesela çok şüpheyle karşılamıştım bu yöndeki yorumları. Yani kapalı kapılar ardında yapıyorsunuz zaten o çalışmaları dediği zaman muhalefet partisi. Ben böyle şüpheyle yaklaştım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının ifadelerine. Meğersem haklılarmış. Meğersem haklılarmış, haklı olmasalar gelecek hafta çıkmaz oydu. Kolay bir şey mi ya? Bir tane dilekçe yazmaya çalışıyorsun. Yani benim bir de dilekçe yazma pratiğim kötü galiba. Böyle bir 15 dakika uğraşıyorum yani. Oraya mı koysam, buraya mı koysam? Kanun teklifi bu yani. 15 dakika yine kısa süreymiş. Yani fena değilim işte. O bir mürekkep yalamışlık var. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğum zaman
O zaman şunu söylemek durumunda olduğum bir noktaya geliriz. Sayın Karamollaoğlu'nun söylediğine geliyorum. Bakın Ergenekon balyoz kepazelikleri esnasında, Ergenekon balyoz ve iki tane askeri casusluk kepazelikleri esnasında bu ülkenin pırıl pırıl subayları kana doğranırken, tamam mı? Birileri çıktı dedi ki ya bak adalet size de lazım olacak. Aha bak. Tamam mı? Şimdi dünya tarihi, dünya tarihi bu men dakka dukka hikayeleriyle doludur. Çok doğru. Tamam mı? Şimdi böyle bir düzenlemeyi getirdiğin andan itibaren öyle bir taş atmış oluyorsun ki dereye, ürküttüğün kurbağaya değmez. Çünkü bir gün işler tam da düşündüğünün tersine geldiği zaman hiç arzu etmediğin bir manzaranın dibine düşüyorsun. Onun için ben diyorum ki Adalet ve Kalkınma Partili'nin hakkı, Cumhuriyet Halk Partili'nin hakkı, HDP'linin hakkı, MHP'linin hakkı, İYİ Partili'nin hakkı, efendim Deva Partili'nin hakkı, Saadet Partili'nin hakkı, Gelecek Partili'nin hakkı için, hepsinin hakkı için adalet mekanizmasının sağından solundan çekiştirmeyi bırakalım. Yoksa bak gösterdin ne var? Alım gücü hiç artmayan işçilerin borsasından 11 milyar dolar tahvil ve hisse senedi piyasalarından çıktığı bir ülkenin sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalırsın. Yapmamak lazım. Çünkü bir işe de yaramaz. Siyaset de böyle bir şey değil çünkü. Yani orayı öyle düzenledim, burayı böyle düzenledim. 124. kez aday olup kazanamayan baro başkanı, başkanlığı heveslisi, cahil arkadaşımıza kendini şey kurma, sarı baro kurma şeyi verdim, imkanı verdim falan filan. Bunlarla olmaz bu iş. Yani... Ne kadar etkisi de nereye kadar yani? Hayır yok ya etkisi yok. Çünkü o zaman hani bir kitle bir şey dinliyor diye bundan rahatsızlık duyuyorsak yani bu versiyonunu beğenmiyoruz hikayenin. Kendi versiyonunu da kendi kaynaklarından anlatacaksın aynı hikayenin. Çünkü zaten orayı kendin gibi konuşturmaya başladığın zaman dinlemiyor ki kitle. Allah aşkına gazete reytinglerine, tirajlarına bakın yani buna inanmayan varsa. Olmuyor yani. Olmuyor. Zorlayarak olmuyor. Sosyoloji denilen şeyin kendi dinamikleri var. Yani şu gerçekten toplu ders haline getirilmeli diye düşünüyorum. Uluslararası ilişkiler literatürünün merkezindedir. Sosyal bilimler literatürünün de merkezindedir. Ne o? Agent structure problem. Tamam mı? Bu en büyüğü. Tamam. En sevdiğim konu. Fail yani yapı yapan problemi. Biz sürekli yapanlardayız birader. Yani o ya, ekonomik hep sistem ondan sonra onun sosyolojisi, ekonomi politik falan filan oralarda değiliz. Murat ne yaptı? Bugün ne söyledi? Onu söylediğin üstünden ne oldu falan filan. Ya ne olacak? Murat'ın Ahmet'in söylediğinden bir şey olmaz ki. Yani Murat'la Ahmet dünyanın en karamsar tablosunu çizsinler buradan. İrem dünyanın en karamsar tablosunu çizsin buradan. Ne fark eder? Satmayacak olan adam o mala tutunur. Ya yani bu bizim yatırım bankacılığı geçmişimizde yani bende o dönemden kalma hoş hatıralardan bir tanesidir. Böyle şeyler var. Ne derler ona? Anekdotlar var. Yani bu da onlardan bir tanesidir. Borsada yatırımcı eğer maldaysa yani hisse senedi tutuyorsa her şey çok güzel olacaktır. İstediğin kadar anlat. Nakitteyse de zaten her şey çok kötü olacaktır. Gene istediğin kadar tersini anlat. İnsanlar ona göre buna göre değil. Kendi gördüklerine, hissettiklerine göre yapıyorlar yatırımı. Ve bu nasıl böyleyse adalette de bu böyle, siyasette de bu böyle, her şeyde de bu böyle. Yoksa ne oluyor? Son cümle. Yoksa ne oluyor? Yoksa ben mahalle futbolunu biliyorsunuz. Murat oynamıştır. Ondan sonra orada şey vardır. Anneler çağırır, tamam mı? Biter maç. Maç bitmez. Atan kazanıra döner hemen. Aynen. Tamam mı? Hemen atan kazanıra döner.
Ondan sonra şimdi atan kazanır iyi bir sistem olabilir. Fakat ben atana kadar atan kazanır oynatamazsınız kimseyi. Hadi reklam. Döneceğiz birazdan. Mavi'den ev alırsanız sadece bir ev almazsınız. Panoramik manzarasına bakar, 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 dağ uzaklarda Uludağ'ı görür, İstanbul'da dağ manzaralı ev sahibi olmanın tadını alırsınız. Panoramik terasları ve eşsiz manzarasıyla 7 Mavi. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. 7 Mavi'den ev alırsanız sadece bir ev almazsınız. Belki biraz kilo alırsınız. Ünlü restoran ve kafeleri bir araya getiren Mavi Caddesi ile 7 Mavi. Dünyada ne oldu? Dün Rusya Kızıl Meydan'da gövde gösterisi, gerçekten o kadar gövde gösterisi oldu mu bir bakalım ve Trump'tan Amerikan askerlerinin Avrupa'da nerede olacağı açıklaması. Tanklar, askerler, helikopterler. Zafer günü kutlamaları gövde gösterisine dönüştü. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı 1941 yılında kazandığı zaferin 75. yıl dönümü Rusya'da kutlandı. Dünyaca ünlü Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla gerçekleştirilen törende Rus kadın askerler de boy gösterdi. Примером для девушек являются участницы Великой Отечественной войны. 93 женщины годы войны стали. Kızıl Meydan'daki törene Çin de katıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri zafer gününde yürüdü. Her yıl geleneksel olarak 9 Mayıs'ta kutlanan zafer günü koronavirüs nedeniyle 24 Haziran'a ertelenmişti. Üç buçuk ay sonra Beyaz Saray'da ilk kez bir devlet başkanı konuk etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Trump ve Duda toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Polonya'yı enerji alanında yaptığı 3 deniz girişimi nedeniyle tebrik eden Trump, Almanya'nın Rusya'dan enerji satın almasını eleştirdi. Trump konuşmasında Almanya enerji almak için Rusya'ya milyarlarca dolar harcıyor. Ama savunmaya gelince biz onları Rusya'dan korumak zorunda kalıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Almanya'nın NATO'ya olan yükümlülüklerini de yerine getirmediğine değinen Trump, belki de Almanya'daki Amerikan askerlerini Polonya'ya kaydırabiliriz. Almanya'daki asker sayımızı 25 bine düşüreceğiz dedi. Trump, Almanya ödemesi gereken paranın sadece %2'lik bir kısmını ödüyor şeklinde konuştu. Hocam siz şimdi bu kutlamalarla ilgili yorum yapacaksınız ama ben hızlıca şu iki şeyimi vereyim. Küçük bırakayım, sonra da MSCI'yi de Murat'a soracağım ayrıca.
Fahrettin Altun, bu özellikle John Bolton kitabındaki Türkiye pasajlarıyla ilgili sıralı İngilizce tweetler atmış. Türkçe atmamış, hatırlatalım. Yani bu belli ki hani Amerikalı muhataplar görsün, karşı taraf bilsin diye yazılmış. İçinde bazı Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la ilgili görüşmeleri var. Trump'ı oldukça sempatik anlatan tweetler, Sayın Altun'un tweetleri. Bunun bir de Türkçesinin haberleştirilmiş hali vardı. Eski üst düzey yetkililerin ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz ifadesi. Ama işte samimidirler, birbirleriyle iyi konuşurlar. Sıralı tweetler de böyle gidiyor. Bu kayda geçsin diye koydum. Belki yorumlarsınız ama siz bunu veya Rusya'daki şeyi, kutlamaları hangisini yorumlamak şimdi istersiniz? Şimdi Bolton meselesini kısaca yorumlayayım. Tamam. Bolton'un yazdıklarına yalan diyen yok daha. Yok. Benim anladığım kadarıyla Donald amca da fena halde ne yapacağız diye düşünüyor. Bu öyle gözüküyor ki Trump'ın seçim tabutuna bir çivi daha çaktı. Etkiler mi hocam? Etkiliyor. Neyi etkiliyor? Kanaat liderlerini etkilediği için evet, doğru. Onların üzerinden aşağıya etkiliyor. Kesinlikle. Bu tür şeyler. O nedenle bu tamamen etkisiz falan değil. Denilemez. Tabii bu bizim Asya ülkelerinin, Avrupa'nın falan çok alışık olmadığı bir üslup. Bu ancak Amerika'da olur. Yani adam 8 ay evvel ulusal güvenlik danışmanı, şimdi kitap yazdı diye şey yapıyor. Yani bu tabii dediğim gibi bizim alışmadığımız bir şey. Tabii alışmadığımız için de yönetmekte sonuçlarını zorlanacağımız bir şey. Bizde olmaz. Bence bizde olmaması da hani devlette çalışanların ciddiyetini göstermesi bakımından önemlidir. Bolton oraya getirirken Trump kim olduğunu biliyordu. Dolayısıyla da bunu kendisi bilerek ve isteyerek üzerine çağırdı. Peki bu sistemi kendini düzeltmesi manevrası mıdır Bolton'un yaptığı? Hani bakın biz işi böyle yapardık, o öyle yapmıyor. Yok, klasik cumhuriyet yani bu uzun analizi bir yana bırakalım, onu çok yaptık da yani kısaca şu: Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı değil. Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin bulabildiği en uygun uzlaşma adayı. Bolton gibileri falan Trump'la ilgili çok yüksek bir düşünceye sahip değillerdir. Neticede Trump işte miting yapıp insanlardan Covid olursanız benim sorumluluğum değil diye kağıt alan, damarınıza dezenfektan basalım diyen falan bir arkadaş. Şey olduğunu, zekai kapasitesinin düşük olduğunu söylemeye çalışmıyorum. En azından battığı zaman vergi verenleri dolandıracak kadar kafasını çalıştığını biliyoruz. Ama yani şey olarak, karakter olarak sıkıntılı bir adam olduğu kesin. Ama Bolton'un anlattıkları bu yönüne de vurgu yapmakla birlikte özü itibariyle Trump döneminin kendisinin de sorumluluğunu taşıdığı kimi uygulamalarına dair kendi perspektifini meşrulaştırmak amacını güdüyor. O bakımdan Fahrettin Altun'a katılıyorum. İçeride ama içinde içi bu. Yani Cumhuriyetçi Parti içi tartışma değil daha ziyade yani. Burada ön plana çıkan. Çin askeri birliğinin Kızıl Meydan'da yürümüş olması bence önemlidir. Bir şeydir, bir mesajdır. Onu dikkate, Hindistan'da yollamış. Onu dikkate ve ciddiye almak lazım. Hindistan tabii, Hindistan birlikleri 2. Dünya Savaşı'na katıldı ama İngiliz ordusunun parçası olarak Kızıl Meydan'daki bayrama dönmüş demek ki. Ne diyeyim, herkes katılıyor. Amerikalılar da yollar belki seneye. Trump'a kalsa muhtemelen yolladılar mı? Muhtemelen yollar. Ama işin güzeli dediğim, benim disiplinim açısından güzeli, Sayın Vladimir Putin, ki kendisi bence ağırlık bakımından 4 tane Trump çeker uluslararası politikada, çok uzun bir açıklama yaptı. Bundan 3 ya da
Ya bir hafta önce tam gününü hatırlamıyorum. Ben de bunu gene gününü hatırlamadığım bir mazi içerisinde bu dönemde uzunca bir tweet konusu bakalım yaptım. Orada o açıklamada İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir takım yorumlar yapıyor. Batı'da İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yapılan yorumlara ilişkin bir takım yorumlar yapıyor. O yaptığı yorumlardan bugünün dünyasını nasıl manipüle etmek istediğini zaten çok net anlıyorsun. Ayrıca geleceğin dünyasıyla geçmişin, yani 20. yüzyılın dünyasıyla 21. yüzyılın ilerleyen dönemi arasında da bir bağlantı kuruyor. Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmayla birlikte okunursa Rus dış politikasının nasıl şekillendiğini en azından Putin'in kafasındaki parametreleri bakımından stratejik düşünce modelinin ne olduğunu görebiliriz. O kadar güzel şeyler var ki, güzel derken tırnak içerisinde. Mesela bir Katin Ormanı katliamı vardır. Bu Sovyetler Birliği gizli servisi Almanlarla ortaklaşa Polonya'yı çiğ çiğ yedikten sonra 22 bin tane Polonyalı aydını ve askeri, subayı alıyor. Katyn Ormanı'nda katlediyor ve çukurlara gömüyor. Bu bir süre saklanan, sonra da ortaya çıkmış bir suç. Şimdi bir de Katyn saldırısı ve yangını var. O Katyn Ormanı'ndan 300 kilometre aşağıda. Tamam. 300 kilometre gittiği zaman böyle Katyn isimli başka bir yere geliyorsun. O Katyn denilen yerde de 156 tane Rus köylüsü öldürülüyor. Alman ceza birlikleri ama esas Ukrayna işbirlikçileri tarafından. Şimdi Katyn'le Katyn, yani söylediğim zaman belli zaten, çok ses benzeşiyor. Mesela bunun üzerinden sadece bu yanan köyü söyleyip öbürünü yok sayarak falan böyle müthiş bir şey kurgulamış, konuşma kurgulamış. İçinde Almanlara selam çakmak var. Naziler diye birileri Mars'tan gelmiş, Almanya'yı ele geçirmiş derim ya. Hep o işte derslerde falan söylüyorum. Naziler Almanya'ya gelmişler, Mars'tan Almanya'yı ele geçirmişler. Almanların hiç günahı yok. Putin'e sorarsan da yok. Bugün Trump'ın dönüp biz niye Almanya'yı koruyoruz ki diye oldukça çiğ bir üslupta tersine bir dengeleme yapmaya çalıştığı işi son derece estetik bir biçimde, yani Alman halkının işte nasıl kandırıldığını falan anlatarak anlatıyor. Ukrayna meselesine bu Katyn yangını üzerinden işbirlikçiler falan filan diye vuruyor. Dünya beşten büyüktür diye bizim bence hiç de öyle azımsanmayacak haklılıkta olan bir söylemimiz var. Ama Putin'in bu konuda ne düşündüğünü okuyorsunuz bu şeyden, açıklamadan. Net görüşü şu, pardon, kısası bu. Yani. Efendim, hatta işte zaten diğerleri de kabul ettiler. Bu büyük beşin yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip daimi üyelerin beşinin tekrar bir araya gelecekleri bir büyük beş konferansı çağrısı vardı. Herkesin bunu kabul ettiğini ve bunu yapacağını söylüyor. Bu beşinin veto hakkı falan olmasaydı çoktan diyor biz bu dünyayı görüngesinden hoplatmıştık. Yani nükleer savaş çıkmıştı diyor. Dolayısıyla bunun dışında konuşulacak şeyler yok hükmündedir demeye getirmiş. Demek ki Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun sistemi okuma planında da, yani sadece bir takım gündem meselelerinde değil, sistemi okuma planında da büyük bir ayrışma var. Onu da oradan görebiliyoruz. Derken devam ediyor. Yani tek tek bütün hikayeleri anlatmış. Şimdi tabii Trump'ın bence bilemiyorum nedir şeyi, bu okuma yazma işleriyle performansı ama muhtemelen en uzun okuduğu şey çizgi roman falan olsa gerek. Yani John Bolton ondan şikayet ediyor. Onun yani, için Putin'in karşısında işte, çok zayıf. Biliyorum da Bolton'un ifadesiyle de hareket etmiş olmayayım hadi. Olmayayım, doğru. Ama yani bu şey, bu hikaye
yani Almanya'yı biz niye koruyoruz ki sorusunu bir şeyler hipsterler sorarlar herhalde, bir de Donald Trump sorar, biri anlatır ona inşallah da işte etrafında varsa o adam. Bilmiyorum ama Amerika'da taraftar bulabilir mi soru hocam yani? İlla ki bulur çünkü bir toplumda güven azalıp tedirginlik arttığı zaman toplum siyasetçiden, yani acıdır gerçektir, toplum siyasetçiden yalan söylemesini ister. Kendini iyi hissetmek için. Tamam. Ondan sonra da bu yalanların sonuçlarını yaşadığı zaman o siyasetçiyi mahkum eder. Başta soracaktım, sona bıraktım. Bu dün birazcık biz açtık bu Morgan Stanley şey indeksi. Ne indeksi o? C'nin ne olduğunu çözemedik. İki gündür onu merak ediyoruz. Nazlı'yla da çok konuştuk. Türkiye yatırım grubunda bir yer, ayrı bir yere konuyor. Yani düşürülmüyor ama ayrı bir yere konuyor. Bu konacak veya böyle bir ihtimal var. Bu nedir bu hikaye? Şimdi, evet, iki gündür konuşulan konu yani piyasalarda bize çok soruldu. Yayın öncesi de zaten başlıkta da koymuşsunuz. Şimdi MSCI Endeks diye bir endeks var. Morgan Stanley Capital International diye. Evet, Morgan Stanley'nin bir dünyanın en önemli yatırım kuruluşlarından bir tanesi. Şimdi bu endeks MSCI dediğimiz gelişmekte olan ülkeler endeksi var. MSCI işte Emerging Markets dediğimiz. Türkiye'de bu sepetin içinde. Ya bu sepetin içinde neler var? İşte Brezilya var, Rusya var, Hindistan var, Malezya var. Ve bu sepette yaklaşık Türkiye'nin ağırlığı şu anda %0.46. Yani 1.4 milyar dolar gibi. Ve bu Türkiye'ye yatırım yapan fonlar bu endeksteki ağırlığa göre yapıyorlar. Yani Türkiye'nin o endekste olması aslında bir referans. Türkiye gelişmekte olan ülkelerin endeksinde içinde ve bir referans olarak kalıyor. Şimdi Morgan Stanley'nin MSCI o açıklaması bence önemli bir açıklama. Şu anda çok fiyatlanmıyor ama diyor ki Türkiye güven vermeyen ya da işte daha çok kapanmaya devam ederse şunu demek istiyor. Ya ben raporu tamamen okudum. İşte kımıldamasın, para kımıldamasın. İşte yani para böyle giriş çıkışlarda, işte borsaya gir çıklarda böyle gayri liberalleşirse diyor. İşte aynen bir kısıtlama gelirse. Bir de çok önemli bir konu. Türkiye'de şu anda çok tekniğe girmek istemiyorum ama söylemek zorundayım. Türkiye'de açığa satmakla ve hisse senedi borçlanıp açığa satmak yasak şu anda. Evet. Yani hisse borçlanıp şu anda short gidemiyorsunuz. Yani açığa satamıyorsunuz. Şimdi bu genellikle liberal piyasalarda normal bir işlem. Normal bir işlem. Şimdi tabii borsa bu çok düşmesin diye. Bu bir manipülasyon değil. Değil yani bu normal bir şey. Yani ödünç alıp ya ben yıllar işte Fransa'da, Amerika'da bu işleri yaptım. Hani çok normal bir şey. Yani hisse senedi ödünç alıyorsunuz ve bunu satıyorsunuz. Türkiye'de de bu yapılıyordu. Fakat bu yasaklandı. İşte borsa daha çok düşmesin diye. Tabii yabancıların için bir sıkıntı bu. Açığa satamıyorlar. Hisse borçlanamıyorlar. Ben bununla ilgili ya Sayın Borsa Başkanımız da sonuçta yabancı yatırımcılarla çok kontağı olan ve bu işi bilen, benim düşüncem yani bu sanki bu açığa satış konusu sanki değişebilir diye düşünüyorum. Öyle. Çünkü orada raporda yazıyor. Yani şimdi frontier market dediğimiz, şimdi bu MSCI Emerging Market var, bir de bunun bir altılar. Ya aslında bu ligden düşme demek. O ligin altına düştüğün zaman sınır market dediğimiz frontier market'e, sepetine geldiğin zaman tabii orada bambaşka bir hikaye var. Orada işte Kuveyt var, Lübnan var, moratorium ilan etmiş. İşte Vietnam gibi ülkeler var. Şimdi onun için yani bu ligden düşmek demek. Şu anda böyle bir açıklamanın olması şu demek. Yani bakın yani dikkat edin işte giriş çıkışlar liberal sermaye piyasaları devam etsin. İşte bu açığa satış, işte borç alma konularını bir şekilde çözün. Bunu demek istiyorlar. Daha şu anda gerçekleşmedi. Ama gerçekleşirse dediğim gibi bir alt lige düşüyoruz. Muhtemelen MSCI'dan çıkacağımız için MSCI'ye bağlı bir sürü fonlar Türkiye'ye yatırım yapmış durumdalar. Büyük ihtimalle o fonlar satacak. Evet. O fonlar satıp bir kısmını tabii ki frontier market tarafına girebilir ama nette bir çıkış ihtimali olabilir. Evet. Umarım yetkililer farkındadır ve
Hani bu konularda bir adımlar atılır ve bu MSCI Emerging Market'ten çıkmayız. Çünkü dediğim gibi lig, şimdi bu aynı futboldaki gibi izleyenlerin muhtemelen herkesle bir futbol ilgisi. Ligden düşmek düştükten sonra tekrar geri çıkmak çok kolay bir şey değil. Gelin bunu da sorayım. Sevgili İrem'in de varsa yorumlarını alayım. Çok minicik bir ara daha. QNB Finans Bank'ın dijital köprüsü KOBİ'leri geleceğe taşıyor. Hemen KOBİ e-dönüşüm paketine başvurun. E-fatura, e-irsaliye, e-defter ve e-arşivden oluşan bu pakete 2022'ye kadar hiçbir ücret ödemeden sahip olun. Üstelik şubeye gitmenize, hatta QNB Finans Bank müşterisi olmanıza bile gerek yok. Artık AÇM, yani Açık Çarşı Merkezi dönemi başlıyor. Doğal temiz hava sirkülasyonu. İstanbul'un göbeğinde Açık Çarşı dükkanları TOKİ güvencesiyle satışa çıkıyor. AçıkÇarşı.org. Önlemini al. Her gün Fito Relief pastil kullan. Kalan süremizde çok kısacık bu MSCI şimdi tam bıraktığın yerde düşmeyiz ligden veya swap işinde de öyle oldu. Bir kısıtlama, önce birkaç tane şirkete dedik ki yapmayacaksın işlem. Sonra büyükçe bir anlaşma imzalandı vesaire filan. Buradan da dönülebilir ama birazcık uyarı fişeği değil mi? İşaret fişeği. Yani şunlar son dönemde yapılanlara baktığımız zaman, işte swap'taki adımlara baktığımız zaman, işte yabancı artık eskisi kadar yani döviz, TL borçlanıp döviz alamıyor. Bunu kısıtladık. Yani yabancılara dedik ki şimdi döviz almak için elinde TL olması lazım. Elinde TL yoksa bunu gidip borçlanman lazım. Biz onu kestik. Yani yabancıya bugün TL borç veremiyoruz. Çünkü TL borç verirsek Ağustos 2018 gibi bir şey olabilir. Doğru. Şimdi bunu kestik. Şimdi başka işte adımlar atıldıkça şöyle bir algı var. Yani Türkiye dışa doğru kapanmaya başladı mı? Yani şimdi serbest ekonomilerde, serbest piyasalarda sermayenin çok rahat girip çıkması lazım. Çok rahat işte açığa satmanız lazım. Şimdi böyle bir endişe olduğu için Morgan Stanley böyle bir rapor yayınladı. Dediğim gibi bahsettiğim adımlar atılabilirse, ya hocam dedi çok güzel, bir kamu görevi gibi. Hani ne yapılması gerektiği yok, çok belli. Yani sermaye piyasasının giriş çıkışlarının rahat olabileceği, işte açığa satış olabileceği bu önlemler gelirse umarım bu ligde kalırız. Dediğim gibi ligden düşmek bize bir şey kazandırmaz. Daha kötüsü kaybettirir. Umarım gerekenler yapılır. İrem'e Barışların daha az soracağım ama çok kısacık hocam. Böyle Libya'dan topluca para gelecek veya Libya üzerinden ekonomik bütün sıkıntıların biteceğine dair bir algı bulutu var üstümüzde gezen. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hadi inceden musluklar açılmıyor herhalde böyle şeylerde. Yani Poyraz var, bulut gelir gider. O kadar mı? Şimdilik o kadar. Ya bunları o kadar çok duyduk ki geçtiğimiz 10 sene içerisinde, şimdi tek tek kimseyi de utandırmamak için söylemeyeceğim örnekleri de. Oradan bilmem ne geliyor, buradan bilmem ne geliyor, şuradan daha yeni yani. Şununla şu oluyor, bununla bu oluyor. Yani dünyanın hiçbir... Şimdi birileri bana mesela böyle $200 milyar diye bir laf atılıyor mesela. Evet. Nokta 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 $200 milyar nokta nokta. Ya o noktaları neyle dolduğunun önemi yok. Bana ne zaman birisi böyle bir şey söylese hayatında $200 milyar gördün mü diye soruyorum. Bak ben görmedim, açık söyleyeyim. Ama yani bir $200 milyar hani gelme ve gitme mevzusunun nasıl bir mevzu olduğunu bir iki adım geriye çıkmak. Kimse. Yani bir hadi paranın değerinden, mekanizmasından, ekonomiden anlamıyorsun, onu anladım da yani
Lisede sana şey de mi öğretmediler, hacim de mi öğretmediler yani? 200 ya Türkiye milyar... ekonomisi %25'ine yakın bir rakamdan yani bahsediyoruz. Rakam. Yani. Yok hadi onları geçtim ya. Evet. 200 milyar doların ben şeyinden bahsediyorum. Ya, hacminden bahsediyorum. Ondan sonra, şimdi birileri çıkar şey der. Ona da buradan, ya yani ona hazırlanan arkadaşa da buradan selam söylemiş olayım. Hocam o paralar zaten elektronik olarak geliyor. Sahi mi? İyi teşekkür ederim Mert. Bak şimdiden teşekkür ettim. Aa, elektronik olarak da gelsin zaten şöyle bir piyasamız oluyor değil mi? O, yani onun, bu, bunla, onda biri bunla, geldiğinde bunla, bunlar bile... çok anlatıldı. Yapısal olanın çözümü yapısaldır. Nokta. Ha. Evet peki. Evet. Yapısal olanın çözümü evet. Adalettir. Adalet hukuktur. Bizim ailede iki tane bankacı var. Biri annem, biri abim biliyorsun. Evet. Bu konu benim dışımda oluyor ama ben burada gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. Güzel dersler aldım. Mutlaka izleyiciler de öğrenir. Gerçekten çok faydalı bir program olduğunu buradan da anlıyoruz. Hukukla ekonomiyi çok... İç içe. Temel ve güzel, keyifli. Hukuk, ekonomi bir bitkidir. Hukuk da onun içinde nefes aldığı oksijenli azotlu ortamdır. Tamam. Hocam ben de o zaman bir benzetme, bir cümle yapayım sonra bırakıyorum. Tamam. Şöyle benzetiyorum ben. Bir bina düşünün. Çok güzel daireler var. Lüks, mutfaklar, her şey güzel. Ama binanın... Birinci el mi, ikinci el mi ona göre faizini... Fark etmez. Ama binanın temelinde sorun varsa orada oturmazsınız. Ne kadar lüks daire olsa, ne kadar manzarası güzel olsa, ne kadar lüks olsa... Ben ona benzetiyorum. Ekonomi ve hukuk. Hukuk bence doğru. Ekonominin temelidir. Temelidir. Aynı o temelde olduğu gibi. Buyurun. İşte vatandaşımızın temelinde, da aynı şekilde hassasiyet göstermesi binanın gerekir. Binanın temelinde sıkıntı var mı? Evet var. Dün yine bir dava görüldü. Evet. Oda TV gazetesi, Oda TV'nin yazarlarından Barış Terkoğlu, Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, sonra Müyesser Yıldız tutuklandı yine. Onların tekrar başa döndüğümüz... Bir seyre doğru yol alıyor hukuk. Neden başa döndüğümüz diyorum. Avukat meslektaşım Ersöz dün bir yorumda bulundu ve bence çok doğru. 2010'larda Oda TV davası başladı. Sonra ilk Barışlar tutuklandı. Sonra Müyesser Yıldız tutuklandı. Sonra İlker Başbuğ, Dursun Çiçek babam, Dursun Çiçek İlker Başbuğ olarak ifadeye çağrıldı. O davalar seyretti. Şimdi aradan bunca zaman geçti. FETÖ'nün kumpasına uğrayan bu kişiler aynı sırayla işte Barışlar tutuklandı, Müyesser Yıldız tutuklandı. Babam ve İlker Başbuğ. Sadece. Askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan yasa tasarısı önemlidir. Gece yarısı bu yasa kim tarafından? Adalet Bakanı'nın ve o dönemdeki İbrahim Okur, SYK Başkanı ki şu an zaten FETÖ'den içeride. Onların etkisi vardır. Bunlar araştırılsın dedikleri için tekrar ifadeye çağrıldılar. Yani bir noktada bir tarih demeyeceğim artık tarih bile değil çünkü daha tarih bile olmadı ama tekerrürden ibaret durumunu yaşıyoruz. Aslında dün Barış'ın özellikle mesela Terkoğlu'nun konunun tamamen dışında daha önce de anlattım. Hiç haberden ilgisi yok, haberden bilgisi yok. Fakat sadece sorumlu müdür olduğu için ki zaten sorumlu müdür 5651 sayılı internet basını düzenleyen yasada da İçerik sağlayıcı sorumlu. Dolayısıyla içerik sağlayıcı değil ama yine de tutuklandı. Neden tutuklandı? Çünkü çok sıkı köşe yazıları yazıyor. Yani iyi tespitleri var ve bu yüzden tutuklandı. Neden tutuklandı biliyoruz Barış'ın. Yine Terkoğlu... Çok başarılı bir de kitap yazdılar ayrıca evet, değil mi? Pehlivan, Ağırel bunlar sadece MİT kanunu muhalefetten yargılanabilecekken, MİT kanunuyla ilgili yargılanabilecekken ağır ceza mahkemelerine dosyanın getirilebilmesi için... Bir de aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 329. maddesinde düzenlenen devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişki bilgileri açıklama suçundan da yargılandılar. Ki burada bir devlet sırrı diyebileceğimiz bir durum yok. Devlet sırrı nerede vardır? Kozmik Oda'da vardır mesela. Kozmik Oda'ya soktular ya işte orası devlet sırrı. O bölüm araştırılabilir bu devlet sırrı olarak. Bu bir de şu da var. Bu davanın seyrinden önce ne oldu? İnfaz yasası çıkarıldı. Değişti. Af geldi. 90 bin kişi tahliye oldu Covid sebebiyle. Fakat yine gece yarısı saat 1'de yanlış olmasın yok gece yarısı saat 3'te aynı askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan
yasa gibi yine gece yarısı olağanüstü şekilde MİT kanunu bu durumun istisnası sayıldı. Ve dolayısıyla dışarı çıkmalarının önüne geçildi. Doğru. Şimdi tüm bu hukuksuzlukları tekrar yeniden bir kere daha gördük. Bir an önce şimdi ne yapıyorlar? Önce hukuku araç kılarak kişiler tutuklanıyor haksız yere. Sonra insanlara tahliye tırnak içinde sevinci yaşatılıyor. Aslında bu bir sevinç değil. Yani burada bir sıkıntı var demek lazım. Dün de bunu yaşadık. Galiba sürenin sonuna mı geliyoruz? Sürenin sonuna geldi ama peki. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız Barış'ı için. Barış'ı tekrar aramıza geldiği gördünüz. İçin mutluyuz. Diğerlerini bekliyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızı. Eğer hala mümkünse kapanış paketimi de rica edeyim yönetmenimden. Mümkünse onu da bir girelim. Birazcık leşeli değişik bir şeyle veda etmiş olalım. Kıvanç Tatlıtuğ ikinci bir kariyer yapıyor. Ayağınıza sağlık. Yeniden görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Hobisini işe dönüştürdü, otosanayi sitesinde işe başladı. Hem doğa hem de otomobil tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ en büyük hobilerinden birisini gerçekleştirdi. Geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ, otosanayi sitesinde bir tamirhane açtı ve farklı dönemlere ait otomobilleri toplayıp kendisi modifiye etmeye başladı.